Kızılcık Şerbeti'nde finale bir hafta kala yer yerinden oynadı. Görkem. Ömer amcamla yatıyor. Nilay, Fatih'in eşi Görkem'le Ömer Ünal arasındaki gizli kaçamağı nasıl ortaya çıkardı? Nilay yapma. Nilay tüm gerçekleri öğrendi. Peki neden kimse Nilay'ı dinlemek bile istemiyor? Kızım hayırdır, o ne gir şöyle? Fatih'in odasına girdim. Bana bağırdı çağırdı ama... Kızım yeter yeter. Ev bitti, şimdi de burada mı olay çıkartıyorsun? Ya burası bizim iş yerimiz. Biraz saygın olsun. Pembe geliniyle ilgili gerçekle nasıl yüzleşti? Az sonra... İyi pazarlar. Ekranların magazin klasiği Pazar sürpriziyle karşınızdayız. Ünlüler dünyasından haberler, özel röportajlar ve araştırmalarla 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağımız programımıza haber turumuzla başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Dilan Tatlıses ve eşi Levent Dörter'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Tatlıses, Orta Doğu'da kendisine olan ilgiden çok memnun. Eşi Levent Dörter, Dilan Tatlıses'i övdükçe bakın nasıl utanıyor. Güzel, sizin de Amerika'daki hayranlarını çok fazla. Biraz Orta Doğu, Orta Doğu'da fazla var. Güzel bir ilgi var orada, ben çok memnunum orada. Yani orayla ilişkimiz çok güzel. Vallahi karım niye söylemiyorum abi. Söyleme. İsterseniz bir Dubai'ye gidin beraber. Ya söyleme. Yolda yürüyemiyor. Hayır. Yolda söyleyemezsin şu an. Betül Demir'i köpeği Titi ile yürüyüşte görüntülüyoruz. Sevenlerini dinlemiş, artık slow değil hareketli şarkılar çıkaracakmış. Hareketli güzel bir yaz şarkısı. Bana dinleyicimin özel olarak istediği, lütfen artık slow söyleme, biraz hareketli şarkı söyle diyorlar. Betül Demir yaz aylarında magazine yakalanma korkusuyla spora ağırlık vermiş. Yaz geliyor. İşte ben yaza hazırlanıyorum. Hem konserlerim var yoğun ondan sonra. Ama onun dışında aralarda işte Ege bölgesinde olacağımız için, Ege Akdeniz gideceğimiz için aralarda tatillerim de olacak. İşte tatillerde size yakalanırım korkusuyla. Pilates salonu olsun, yoga merkezleri olsun sürekli. Rahat mı içeyim? Ben çok rahatım. Yakalansam da hiçbir şey olmaz yani, öyle söyleyeyim diyeyim sana. Bir şey yok diyorsun. Hiç çekindiğim bir şey yok. Oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer ve Selahattin Taşdöğen gibi isimlerin yer aldığı Mendebur filminin galasındayız. Aslı Bekiroğlu filme dair merak edilenleri anlattı. Çok keyifli bir film oldu öncelikle. Malatya'nın Arapgir'inde çektik. Zorlu şartlar diyebilirim aslında, hava sıcaklığı bakımından. -15-16 dereceleri gördük ormanların derinliklerinde. Böyle ya benim için değişik bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gerilim macera diyebilir miyiz hocam? Tabii gerilim macera diyebiliriz. Biz bu ormanlık alanda kamp yapmaya geldik. Tolga Navanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Gonca Gül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrozlar gibi isimlerin yer aldığı Veda Partisi filminin fragmanı yayınlandı. Dansçı falan çağırmadınız değil mi? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez. Ege yeni şarkısı Hurma Gözlüm'ün klibini yayınladı. Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klibini neden Kapadokya'da çektiğini anlattı. Neden Kapadokya? İnsanlar alıştı hep beni deniz kenarında, deniz kenarında yazlık şarkıcı diyorlar. Bu sefer de Kapadokya'ya gelelim dedik. Şaka bir yana inanılmaz derece güzel bir tarihi dokusu var. Çok mistik bir yer ve şarkıya da çok çok yakıştı. Hurma Gözlüm, yeni yazdım, Selda. Sakarya Müzik Festivali'nde sahne alan Erdem Yener sevenlerine keyifli bir konser deneyimi yaşattı. Içimde, uyandı, uyandı.
Gökhan Türkmen'in İstanbul'daki konserine uzanıyoruz. Ünlü şarkıcı Context 360 adını verdiği sahne düzeniyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bitmesin diye bütün gece sevsem boşver. Kazak sanatçı Dimash Kudaibergen Beşiktaş'ta stadyum konseri verdi. Konsere Çin'den Rusya'ya, Avrupa'dan Kazakistan'a kadar 80'den fazla ülkeden bilet alan pek çok uluslararası müziksever akın etti. Dimash sahnede Haluk Levent'i ağırlayarak birlikte Gesi Bağları şarkısına düet yaptı. Zara'nın İstanbul'daki sahnesine uzanıyoruz. Ünlü şarkıcı şık sahne kıyafeti ve şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Perihan Savaş, Umut Kurt, Uras Kaygılaroğlu, Celil Nalçakan, Anıl Altan, Bora Akkaş ve daha birçok ünlü isim, gelecek nesillerin kaynaklarının korunması bilinciyle hayata geçirilen sorumlu restoran hareketine destek vermek için bir araya geldi. Gıda israfına son verilmesi amaçlanan ve sorumlu restoran hareketinin yeni adımı olan Gıda Atık Döngüsü projesine dikkat çeken isimler, gıdanı koru mesajını verdi. Safiye Soyman, Avustralya'nın Melbourne kentinde sağlık sorunları yaşayan Tanyeli yararına düzenlenen gecede sahneye çıktı. Şarkıcı Ay Dilge, Aydın Sultanhisar'da düzenlenen Çilek Festivali'nde sahneye çıktı. Kırmızı kıyafetiyle dikkat çeken Ay Dilge, hareketli şarkılarıyla dinleyenlerini eğlendirdi. Bakırköy'deki bir mekan açılışı ünlü isimleri ağırladı. Derya Tuna'nın da katıldığı açılışa sevgilisiyle birlikte gelen Mehmet Ali Erbil, genç nesil ünlülerin kazandığı paralarla ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Hak ediyorlarsa kazanacaklar tabii, çalışıyorlar, emek veriyorlar. Biz de zamanında bavulla para taşırdık. Mehmet Ali Erbil, Cem Yılmaz'ın eşi Ahu Yatu'ya açtığı 10 bin dolarlık nafaka davasıyla ilgili soruya da şu göndermeyi yaptı. Gelsin ben ona bir ders vereyim, nafaka dersi. Doğulu 50. yaşını muhteşem bir partiyle kutladı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem nasıl bir araya geldi? Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti birbirlerine nasıl romantik sözler sarf etti? Hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Kenan Doğulu'nun eğlenceli doğum günü partisine neden polis müdahale etti? Az sonra...
saniyede Sıla fırtınası esti. Sıla iki gün üst üste hem şıklığıyla hem şarkılarıyla iki satırlık adamları Harbiye'yi salladı. Ve Sıla'nın Harbiye konserinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler. Anlaşmadan ölmeyelim işte. Az sonra. Üniversitede keşfedildi. Üniversitenin ilk yılındayken şu anki menajerimle tanıştım. Bir oyuncu arkadaşım vesilesiyle. Bursa Bülbülü'yle dikkat çekti. Solmadan gel artık aşkımın gönlü. Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem rolüyle zirveyi gördü. Ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum. Kısa sürede ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar nasıl oyuncu oldu? Küçükken aslında hayalim değildi. Dizilerdeki küçük rollerden Kandaki Kırmızı Halı'ya ulaşan yolculuğunda neler yaşadı? Az sonra... Magazinin kalbi İstanbul'da atıyor. Gündüzüyle ve gecesiyle İstanbul'da bakın hangi ünlü kameralara nasıl yakalandı izliyoruz. İstanbul gecesiyle gündüzüyle çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Barış Kılıç'ı Bebek'te görüntülüyoruz. Dizinin sezon finaline az kaldı. Tatil planları yapıldı mı acaba? Yapıldı planlar. Özledik mi tatili? Vallahi özledik ya. Gerçi havalar da öyle çok sıcak değil ama Haziran'da artık hep birlikte tatile çıkacağız. Geçtiğimiz günlerde Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç'la sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok beğenildi. Sağ olsunlar. Evet, bir seyahate gitmiştik, orada paylaştık. Ne güzel, beğendilerse. Dizi ve sinema ihracında Türkiye dünyada artık çok önemli noktalara geldi. Barış Kılıç bakın bu konu hakkında neler söyledi. Vallahi dediğiniz gibi yani dünyada en büyük, bu pastanın en büyük sahiplerinden biri Türkiye. Bu anlamda da aslında hem oyuncular hem yapımcılar sektör olarak bir birlikteliği arttırmak gerekiyor. Çünkü gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle, ilgiyle karşılaşıyoruz. Yani ülkemiz adına da çok gurur verici bir şey bu. Umarım artarak devam eder. Tuğba Ünsal'ı görüntülüyoruz cadde turunda. Yoğun çalıştığı dönemlerde formuna çok dikkat ediyormuş güzel oyuncu. Yoğun dönemlerden geçerken iyi beslenmeye çalışıyorum. Dizi devam ediyor. Gerçi en son lahmacun yerken. Lahmacun demişken yaz geliyor. Bu yazda beachlerdeki lahmacun fiyatları yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Peki Tuğba Ünsal o fiyatlara lahmacun yer mi? Ben hayatımda paramı kazanabilmek için çok mesai harcayıp çok emek veriyorum. Zaman dilimine göre yani atıyorum
orada vakit geçirmek istiyorsam, arkadaşlarım oradaysa ve öyle bir zaman diliminde ne gerekiyorsa onu yapmam lazım. Birazcık biraz perspektifi böyle değiştirmek lazım. Anı mı yaşarsınız? Ben onu anladım. Tabii şimdi size. Mesela işte 6-7 hafta yaz zamanım var. Sonra tekrar sete gireceğim, filme gireceğim. Ondan sonra da ne olacak? O 6 hafta boyunca filancaya ne ödedim, bilmem neyini ödedim diye zaman yönetimi yaparak hani ona göre yaşamak lazım. Geçtiğimiz hafta Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'ne giden isimleri eleştirmişti. Tuğba Ünsal bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Hiç polemiğe girmek istemem çocuklar, gerçekten. Benim yani buradaki duruşum, hayattaki şudur, isteyen istediğini yapar. Marka iletişimleri artık böyle ilerliyor. Orası sadece oyuncuların şey alanı değil ki, sadece filmleri olan oyuncuların gittikleri alanlar değil. Festivaller böyledir. Festivallerde bir sürü sektörden insan orada vakit geçirir. Yani workshoplara giderler, işte film hiç izlerler. Bile izlemeden dönenler oluyormuş. Sadece o işte markaların kırmızılarının önüne yürüyüp tamam, bu da tamam. Oradaki gideni suçlamamak lazım ki. Bu sistem bu. Götürenim. Yani burada çok fazla, yok götüreni de suçlamak lazım. Çok akıllıca bir iletişim bence. Yani ama tabii eleştirenler de olacak. Bunun için okey diyen de olacak. Yani hayatta tezler var, antitezler var. Bilimde bile böyle yani. O yüzden bütün bunların toplamı işte show business. Gülşen yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Didem Soy'dan doğum günü partisine gelen isimlerden. Çok güzeldi. Zaten kraliçenin doğum gününü kutlamış olduk. Hediyeydi. Didem Soy'dan partinin bir değerlendirmesini istiyoruz. Hem Gülşen şarkılarıyla geçti, hem onun düet yaptığı harika sanatçılarla geçti. Zaten siz de gördünüz hepsini. Evet. Çok güzeldi. Önce Edis, daha sonra da Mabel Matiz çıkıyor doğum günü partisinden. Ve doğum günü kızı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'yla çıkıyor partiden. Konuşmadan araca biniyor ünlü çift. İyi akşamlar diyelim. İyi ki doğdunuz diyelim ilk öncelikle. Sağ olun. Efendim, yeni bir güzel bir dans show vardı. Bal gibi şarkıyı da çıkardınız efendim. Bal gibi de klip geldi. Onu konuşalım. Doğum günü partisinden çok renkli videolar yansıdı sosyal medyaya. Gülşen'in kendi şarkısıyla kalça dansı yaptığı anlar geceye damgasını vurdu. Edis'in Martılar şarkısı eşliğinde Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Edis ve Mabel Matiz böyle eğlendi. Partide Gülşen ve Edis'in düet yaptıkları Nirvana şarkısı eşliğinde böyle doyasıya eğlendiler. Ünlü isimleri buluşturan bir davete uzanıyoruz. Show TV'nin Fenomen dizisi Bahar'ın oyuncusu Hatice Aslan davetteki isimlerden. Dizinin sezon finaline az kaldı. Son iki bölümü çekmeye başlayacağız. Heyecanlı, bayağı heyecanlı. Dizideki doğaçlama sahneler sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncular birbirini çok iyi dinleyince çok güzel şeyler çıkıyor tabii. Ezberden konuşmayınca. Bu dizide öyle bir güzel bir şey var, durum var. Bahar dizisinin bir başka oyuncusu Elit Andaç Çam ve Bülent Emrah Parlak da davetti. Sezon kapanmak üzere. Yaz planları yapıldı mı? Valla çalışacağız yine, öyle gözüküyor. Yatır mı? Evet, ben bir oyun daha yapmayı planlıyorum. Sinema filmi projemiz var. Bennu Yıldırımlar geliyor. Başarılı oyuncu, Show TV'nin Fenomen dizisi Bahar'a dahil oldu. Çok güzel bir ekibin içindeyim. Böyle biraz paldır küldür oldu. Tabii dizilerde böyle oluyor. Ben de yönetmenlerime güvenerek, onlar ne diyorsa onları yapmaya çalışarak
zaten sevdiğim güzel insanlarla birlikte. Cannes Film Festivali'ne katılan isimlerle ilgili yapılan eleştirileri Bennu Yıldırım'lara soruyoruz. Ben Cannes Film Festivali'ne bir filmde yer aldığım için gitmiştim. Öyle boy göstermiştim. Olayın başka boyutları da varmış. Evet. Markalarla birlikte o kırmızı halıda yönlendim. Damla Cholbay tüm şıklığıyla davetti. Uzun süredir ekranlarda göremiyoruz güzel oyuncuyu. Yeni bir projede izleyebilecek miyiz onu? Ben dinlenme sürecinden çıktım. Sezona artık hazırlanıyorum. Uzunca bir süre dinlendim, kafayı toparladım, geri dönüyorum. Damla Cholbay, Bahar dizisinin fanları olan isimlerdenmiş. İzliyorum, çok seviyorum. Çok revaçta, evet, bu aralar. İnanılmaz ya, o kadar hem çok eğlenceli hem çok güzel yerlere parmak basıyor. Bir kadın olarak tabii ki onun fanıyım. Şifanur Gül geliyor. Bu yazı çalışarak geçirecekmiş güzel oyuncu. Şu anda birkaç senaryo okuyorum. Yazın geçen dedim çalışacağım gibi görünüyor, bakalım. Başka bir şey yapmıyorum. Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay davete katılan isimlerden. Bu yaz onları Bodrum'da görecekmişiz. Biz Bodrum'a gideceğiz aynı. Bodrum. Okul kapanınca çocuklarla oradayız. Ben git gel yaparım. O git gel yapacak. Orada birlikte. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti geliyor. Geçtiğimiz hafta kızı Su'yla gelmişti bir davete. Geceye göre partneri değişiyormuş Pınar Altuğ'un. Konuya bağlı olarak partnerim değişiyor. O gün tabii ki kadınlara hitap eden bir markanın koleksiyonu izlemeye gelince anne kız gelmek cazipti. Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yaptığı işlerin sıkı takipçisiymiş. Severek takip ediyoruz. Ama biz yakından seviyoruz. Evet. Herkes uzaktan, biz daha yakından. Öyle. Yakından bir ayrı. Fark o. Evet, benimki daha yakın. Yasemin Yürük geliyor. Bir dönemin popüler grubu Hepsi'nin 20. yılına özel belgesel ve konser yapmak isteniyordu. Fakat eski grup üyesi Gülçin Ergül bu teklifi reddetti. Yasemin Yürük bakın bu konu hakkında neler söyledi. O beni biraz kırdı açıkçası. Yani okurken de umarım doğru değildir diye okudum. Çünkü biraz bana göre saygısızlık oluyor fanlarımıza karşı. Ben şahsen taçlandırmak olarak adlandırırdım o konseri. Evet, bir konser yapmak çok emek istiyor. O konuda ona katılıyorum. Ama yani bu kadar yıldır bizi sevgiyle her şekilde yanımızda olan insanlara karşılık da bir ay, iki ay neyse o konser çalışması yanında hiçbir şey kalırdı. Ben saygısızlık olarak algıladım. Bugüne kadar biliyorsunuz Cemre, Eren, ben hiç bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim. Ne zaman Gülçin bir şarkısı çıksa ya da bir projeye girecek olsa hepsi üzerinden bir PR projesi yapılıyor. Onun yaptığı ve de veya onun etrafındakiler yapıyor. Bilmiyorum yani ya da hiçbir şey. Kimsenin suçunu hani suçlamak istemem burada ama bana göre artık bu olay bir çirkinleşmeye başladı. Eğer ben de single yaptım biliyorsunuz ki ama hepsi üzerinden PR yapmadım. Bu kişiye kalmış bir şey, tercih meselesi. Artık lütfen hani hepsiyle ilgili PR yapılmasın. Herkes bireysel kariyeriyle, bireysel PR'ıyla ilgilensin. Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan davete katılan isimlerden. Ozan Doğulu gecede sahne alacakmış. Ozan'ı sabırsızlıkla izlemeyi bekliyorum ben de. Çok güzel bir organizasyon. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Evet, çok şık bir organizasyon belli. Evet. Herkes pek pişik. Keyifli gece olacak bence. Dilan Tatlıses'le birlikteyiz. Bayağıdır göremiyorduk onu. Yoğun bir çalışma temposu içerisindeymiş. Aslında siz göremiyorsunuz. Sizin görmediğiniz şeyleri yapıyoruz. Arkada çok fazla çalışma, koşturma vesaire. Çok fazla işimiz var. Onlarla uğraşıyoruz yeni projelerle ilgili. Onların çalışması. Babası İbrahim Tatlıses'le görüşmediği, aralarının iyi olmadığı konuşuluyordu. Dilan Tatlıses babasıyla ilgili sorulan sorulara cevap vermek istemiyor. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar ben kendimle ilgili sorulara cevap vereyim. Siz de kendimle ilgili sorular sorun olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Emel Yıldırım davete katılan isimlerden, yaş aldıkça güzelleşen isimlerden biri o. İnsan kendine iyi bakınca, iyi beslenince tabii ki biz de gençtik ama güzel yaş alıyoruz. Hepimiz yaşlanacağız bir gün yani. Geç kalmayacağız bilmiyorum. Hardiye'de Sıla fırtınası esti. Sıla iki gün üst üste hem şıklığıyla gidelim, hem
hem şarkılarıyla. İki satırlık adamları musallat etti ömrümüze. Harbiye'yi salladı. Ve Sıla'nın Harbiye konserinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler. Az sonra. Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım arasındaki ayrılık dedikodusu nereden çıktı? Tarkan nasıl dişçi çıkışı görüntülendi? Gülben Ergen'den ilginç açıklamalar. İşte magazin dünyasından son haberler. Haftaya damga vuran ayrılık haberleri, milyonluk anlaşmalar, gündem yaratan açıklamalar, konserler ve çok daha fazlası. İşte magazin dünyasında haftanın gelişmeleri. Magazin dünyasında haftanın flash gelişmesi Pınar Deniz Kaan Yıldırım ayrılık iddiası oldu. Gündeme bomba gibi düşen iddiayı kısa sürede yalanladı ünlü çift. Akacak coşkun sen nerede? Esecek deli ellerde. Dolaşıp bütün dillerde. Aşkımız olay olacak. 3 yıl öncesinin sürpriz aşkıydı. Herkes onları çok yakıştırıyor, hayranları evlilik bekliyordu. Birkaç hafta önce Kaan'da mutluluğunu dile getirdi Pınar Deniz. Biz Kaan'la şu an mutluyuz, o yüzden hiç öyle şeyleri ya olursa da bir anda o zaman olur. O da yanlış. Yani bu yaz evlilik evet, var haberi çıktı. Zaten çıktım. Niye öyle haberle? Ben artık böyle şey diyorum herhalde. Hani ben kariyerimde güzelce oyunculuğumu göstererek ilerliyorum. Kaan kendi alanında ilerliyor. Biz öyle insanlar değiliz. Biz özel hayatlarımızı ben tabii ki birbirimize saygı duyuyoruz ve konuşuyoruz ama yani neden tarih konuşalım? Çok konuşulan çift 2022'de ilk kez el ele ortaya çıktı. Nasıl başladın? Aşk nasıl başladı? Nasıl tanıştınız bu arada? Çıkın bana. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel. Teşekkür ederiz. Geçiyoruz değil mi? Nereye geçiyoruz? Pınar Deniz aşkıyla ilgili en samimi açıklamalarını Show TV'ye yaptı. Özel röportajında önce aşkı anlattı, sonra Kaan Yıldırım'ı. Aşık olduğunda bence ben daha dinginleşiyorum aşık olduğunda. Asıl kendime daha çok ulaşabildiğimi düşünüyorum. Daha dengede ve daha sakin oluyorum aşık olduğunda. Evet. Bir de tabii ki tek başına olduğunda daha bencil bir yerden davranıyorsun. Orada daha ikili ve daha paylaşım ya da işte orada kolektif bir artık iki kişinin olduğu bir his ya o. O açıdan da diğer insanlarla olan iletişimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Güzeliz valla. Birbirimizi seviyoruz, mutluyuz. Gayet güzel gidiyor. Hep evlilik soruldu onlara. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Evlilik. Yani teşekkür ederiz. Klişe soru harici bir şeyim varsa yok. Magazin tarihinin en romantik yaz görüntülerinden birinin kahramanıydı onlar. Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'e yaptığı ayak masajını konuştuk günlerce. İstemem ki ben muhtelif zamanlarda benim olan sevgili. Benzemem ki ben başka kimseye aşka aşığım bal gibi. İlişki ilerleyince haklarında çıkan haberlere karşı konuşmama kararı aldılar ve uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiler. Kaan Bey'i gördük de şey mi? Biz Kaan'la konuşmama kararı aldık, o yüzden sizin de saygı. Belki de nazardan korktuğumuz için bilmiyorum. Biz konuşmama kararı aldık. İşimizin önüne geçsin de istemiyoruz. Çünkü ikimiz de sadece işimizi yapmak istiyoruz. Haberler çıktığı için soruyorum. İşte aynı eve taşındılar. Artık beraber. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, yakın zamanda bir düğün, nikah. Düğün teşekkür ederim. çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Haklarında atılan ayrılık iddiasını kısa sürede yalanladı ünlü çift. Pınar Deniz ayrılık haberlerinin yayılması sonrası Kaan Yıldırım'la yolculuk fotoğrafını paylaştı. Başlasın yollar notunu düştü. Tarkan'ı görüntülüyoruz. Nişantaşı'nda bir dişçi çıkışı. Yüzünde maskesiyle dişçisinden çıkan Tarkan konuşmuyor. Tarkan Bey nasılsınız? Sizi görmüşken ama nasılsınız? İyi, teşekkür ederim.
şu sıralar albüm heyecanı da yaşıyor megastar. Bir hafta önce albüm müjdesini vermişti. Merhaba canlarım. Albüm nihayet bitti ve müzik platformlarına yüklendi. Çok yakında sizlerle olacak. Bence çok sıkı bir albüm oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ben şahsen çok beğeniyorum. Gülben Ergen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Yaz planlarını merak ediyoruz. Stüdyoya giriyorum. Bu hafta inşallah yetiştirebilirsem. Haziran ayına hem bir Sezen Aksu şarkısı var, hem bir Mert Ekren şarkısı var. Bir tane daha şarkı var okuyacağım. Karar verici single çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu'yu ziyaret etmiş Gülben Ergen. Güzeldi. Ya çok güzel tabii ki sohbet etmek, dinlemek, konuşmak. Bütün günü beraber geçirdik. Özlemişsiniz. Evet. Uzun zamandır sahne almıyorsunuz ki sahnelere. Ben ısrar etmiyorum. Hiçbir şekilde. Hayır. Biliyorum sebeplerini, haklı sebeplerini çünkü. Konuşabilme, görebilme, sohbet edebilme şansım da olduğu için çok hak verdiğim sebepleri var. O yüzden o iyi olsun da nerede ve nasıl olursa olsun. Son dönemlerde sadece ailesine ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün diye derneğine ağırlık veriyormuş. Yılda bir ya da iki kere evden çıkıyorum ben, hiç normal değil. İşim çocuklar, annem. Uzun vakit ayırdım ve dernek. Bu kadar. Artık zaten sosyal medya. Yaşamım annem, bu kadar. Annem çok komik değil, imdat diyor. Ben ama spor yaptırken imdat diyor annem. Çok tatlı. Peki ben küçükken spora gider miydim? Yok. En çok neye kızardım ben? Gülben Ergen yaptığı konuşmada magazin dünyasına damga vuran sözleriyle ilgili bakın neler söyledi. Özellikle magazinde aslında gülüp geçtiğimizi unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz sözünü ya da kin tutmuyorum avukat tutuyorum gibi böyle... Bir dakika, ne dediniz? Kin tutmuyorum avukat tutuyorum. Kin tutmuyorum avukat tutuyorum. Evet yani kinle kalbinizi yoracağınız avukat tutun daha iyi yani. Bu sözlerin altında yatan umut vaat eden ve güven veren Gülben var, bunu biliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Kültür Yolu Festivallerinin Şanlıurfa ayağına ünlü isimler katıldı. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkan Şoray hayranlarıyla buluştu. Gerçekten bugün çok mutluydu. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne katılan bir başka ünlü isim Hülya Koçyiğit'ti. Ama bir yandan da sizleri kaybedeceğim diye korktum. Yağmur altında hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit akşamında da Urfalılarla böyle halay çekti. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde Merve Özbey ve Tuğba Yurt da konser verdi. Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen yaz konser maratonuna İzmir ve Bursa'da start verdi. Hayat sana insafsızca ne kadar tuzak kursa da yosun gözlerine fedayım. Romanya yakın ben bulurum, seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Yazın enerjisini sahne şovları ve danslarıyla doruğa çıkaran Kenan Doğulu, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını İzmirliler ve Bursalılar için seslendirdi. Sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden biri Hadise. Klipleri haricinde herhangi bir oyunculuk deneyimi bulunmayan Hadise'nin kendisine yapılan astronomik teklifi kabul edip 10 milyon liraya 8 bölümlük bir dijital diziye evet dediği iddia edildi. Şampiyona şeker.
Hadiseyi oyunculuğa yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği öğrenildi. Sanat dünyası iki acı kayıpla sarsıldı hafta içinde. İki yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu hayata gözlerini yumdu. Pek çok dizide rol alan ve iki yıl önce anne olan Gülşah Çomoğlu'nun cenazesinde hüzün hakimdi. Şu oldukları bu ulvi yolculuklarından mekanlarını cennet eyle. Amin. Menzilerini mübarek eyle. Amin. Derecelerini ve derecelerimizi âli eyle. Amin. Geride kalmışken yakınlar hep yardımsever, hastayken bile herkese iyilik yapmaya çalışan genç kardeşimiz. Doğulu 50. yaşını muhteşem bir partiyle kutladı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde Berent Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem nasıl bir araya geldi? Kenan Doğulu ve Berent Saat çifti birbirlerine nasıl romantik sözler sarf etti? Hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Kenan Doğulu'nun eğlenceli doğum günü partisine neden polis müdahale etti? Az sonra... Sıla iki gece boyunca Harbiye'de verdiği konserlerinde şarkılarıyla kulağa, kıyafetleriyle göze hitap etti. İşte o konserden çok özel görüntüler. Harbiye'de Sıla fırtınası esti. Sıla iki gün üst üste hem şıklığıyla... hem şarkılarıyla iki satırlık adamları sonra tepti ömrümüze Harbiye'yi salladı. Oyuna gittim inanç sana aşk olsun muhbirmiş kelimeler. Ve Sıla'nın Harbiye konserinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüler. Sıla Harbiye konserlerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Sıla iki gece üst üste Harbiye'yi salladı. Güzel sanatçı, moda tasarımcısı Amar Garibovic imzalı sahne kıyafetleriyle büyüledi. İşte Harbiye'deki Sıla konserlerinin Show TV'ye özel görüntüleri. Sıla Harbiye konserlerinin birinci gününde ince detaylı yerlere kadar uzanan siyah elbisesiyle sahneye çıktı. Konserin ikinci yarısında farklı bir sahne kıyafetiyle çıktı Sıla. Siyah şortu, beyaz üstü ve siyah eldivenleriyle şıklık dersi verdi.
güzel sanatçı söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan Muhbir şarkısıyla unutulmaz bir performansa imza attı. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. İkinci gününde sahneye büstiyer ve siyah pantolonla çıktı. Şık kombinini siyah eldivenleriyle tamamladı. Oluruna bırak. Her neyse geçer. Hayata zulmedip üzülme yemine. Oluruna bırak. Güzel sanatçı konserin ikinci yarısında siyah parlak ceket ve şort kombiniyle sahnede boy gösterdi. Sıla'nın renkli göz makyajı dikkat çekiciydi. İki satırlık adamları bu sonra tektik ömrümüzde. Birbirinden güzel şarkıları, sesi ve sahne performansıyla Sıla, iki gece üst üste Harbiye'de kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kıvılcımın Ömer'le söylediği şarkıyı öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlümse. Evrim Alasya Erol Evgin'le söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın Erol Evgin'le birlikte sahneye çıktığı gün yanında sadece Show TV vardı. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Sahnede Erol Evgin'le bir ilkbahar sabahında düet yapan Evrim Alasya. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ilgili bomba bitiyor verdi. Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Az sonra. İstanbul'un gündüzü ayrı hareketli, gecesi ayrı. Ünlüler bakın nasıl kameralara takıldı. İşte İstanbul'un magazin gündemi. Gündüzünde dedikodu, gecesinde sobelenmeler var. İşte ünlülerin İstanbul turlarından kameralara yansıyanlar. Meltem Cumbulu, dişçi çıkışı görüntülüyoruz. Geçmiş olsun. Umarım çok önemli bir şey yok. Geçmiş olsun efendim. Dans çok konuşuldu zaten. Konuşacak şeyler var. Nükhet Duru'nun doğum günündeki dansını soracağız ama bu halde konuşamaz ki. Siz konuşmadınız ama dansınız çok konuşuldu. Büyük geçmiş olsun. Dişimi çektirdim. Büyük çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Serhat Teoman Nişantaşı'nda takılıyor kameralarımıza. Leyla Feray'la 9 yıldır çok güzel giden bir ilişkisi var. Evlenmeyi düşünüyorlar mı acaba? Bakacağız, göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hani var mı plan peki önümüzdeki yaza? Göreceğiz şimdi. İlk sana söylemeyeyim değil mi? Biz de evlilik teklifi gelir mi? Olabilir bakalım. Hayırlısı olsun. Eyvallah, sağ ol. Özge Ulusoy yaza hazırlık turlarında. Bir özel hazırlık yok. Yani biz böyle kısa kısa gidip geliyoruz. Çünkü yaz yoğun geçecek. Şu andan itibaren Haziran'a kadar hep doluyuz. Alışverişi seven ünlülerden. Peki ya giymedikleri? Ben bir aplikasyon üzerinden satıyorum. Ve sokak hayvanlarına gidiyor o bağış. Bir tane 3 yıldır baktığım bir yasaklı ırk köpeğimiz var. Sokağa atılmış. 3 yıldır bütün masrafları ben böyle hamisi gibiyim. Ona bakıyorum. Onun dışında da 2 tane dernek var çalıştım. Sokak canlarına gidiyor hepsi. Sevgilisiyle tatil planları yapıyor. Bu yaz bir nikah sürprizi olur mu? Faruk Bey'in doğum günü var. Onun için bir gideceğiz. Bakalım sürprizlere inşallah. Sürprizlere açık bir doğum günü olur mu?
Yok, hayır. Ya gayet böyle çok sevdiğimiz bir yere gideceğiz. Bizim hayatımız çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Dediğim gibi biz gönülden bağlıyız, evliyiz. Kısmetse imzada bir yere atılır. Konumuz estetik. Son dönemde operasyonlar çok konuşulur oldu. Özge Ulusoy estetiklerini itiraf etmekten çekinmeyen ünlü güzellerden. Şöyle söyleyeyim, benim burnumda estetik var. İnsanın yüzü değişiyor. Tabii ki dolgula yaptırıyorum, botoksa yaptırıyorum. Bunları da hiçbir zaman saklamıyorum, doktoruma kadar paylaşıyorum. O yüzden bu kadar gündem olacak bir şey yok. Ama yapıyorlarsa da gülüp geçiyorum. Altına geçen gün Seda Sayan işte falan böyle bir grup yapmışlardı. Şampiyonlar Ligi yazdım. Biz hala buradayız, yapacak bir şey yok. Cansel Elçin'i Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Başarılı oyuncu, bir dönem tenis milli takımında oynamış. Ben de gençken daha çok oynuyordum ama bayağı ilerlettim burada. Bir 10 sene, yani hayat boyu tenis oynadım. Bir ara işte milli takımda oynadım. Senior tabii ki. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hırvatistan'a gittik, Miami'ye gittik. Orada işte bayrağımızı temsil ettik. Güzeldi yani, büyük bir tecrübeydi benim için. Bileğindeki nazar boncuklu bileklik dikkatimizi çekiyor. Nazardan korunmak için mi takıyor acaba? Hayır, o çok özel bir şey. Hiç böyle bir normalde böyle bir inancım yoktur. Ama Eskişehir'de kötü bir dönem geçiriyordum özel hayatımda işte. Ne zaman? Vallahi babamı kaybettikten sonra, köpeğimi kaybettikten sonra biraz böyle hayatımın 2-3 senesi böyle başka şehirler yani... Böyle güzel geçmedi yani. O yüzden de orada bir dükkana girdim. Biliyorsunuz Eskişehir'de böyle cam işleriyle falan yapıyorlar. Ve dükkanın içinde böyle 20-30 tane kedi vardı. Girip çıkıyordu. Ve oradaki kadın bana bunu yaptı. Üfledi falan, böyle taktı. O günden beri çok daha böyle pozitif, çok daha böyle güzel enerjiyle o bana böyle güzel enerji verdi. O yüzden de değerli eşyalarım var ama inanın bu küçük nazar boncuğu benim için o değerli eşyalarımdan çok çok kat daha değerli. Nilkara İbrahimgil'i görüntülüyoruz cadde turunda. Acelesi var, her soruya kısa cevaplar veriyor. Biz yeni şarkım çıktı Cancağız'ım. Onun işte klibi çıktı falan, konserler öyle. Görümcesi Sertab Erener'in Eurovizyon'da sahneye çıkmasını soruyoruz. Ülkemizin yeniden Eurovizyon'da olması fikrine nasıl bakar? Evet, çok güzel, harikaydı gerçekten. Bence iyi fikir, eğlenceli bir şey. Hande Erçel, Hakan Sabancı çifti bir gece eğlencesinden çıkıyor. Aceleleri var. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da gecelerde. Şampiyonluk kutlamaları bireysel devam ediyor anlaşılan. Çok mutluyuz. Galatasaray olarak taraftar mutlu, biz mutluyuz. Müthişti kutlama. Orada emeği geçenlere de teşekkür ederim. Özel bir davet ünlü isimleri ve şık güzelleri bir araya getirdi. Pelin Karahan ve eşi Bence Güntay davette. Aslında eşime gelen bir davet. Ben bugün onun yalnızı olarak geldim. Son olarak Bahar dizisinde konuk oyuncu olarak izlemiştik Pelin Karahan'ı. Ne yapacağız peki şimdi biz? Yok, tamam. Hemen öyle telaş edeceğimiz bir durum yok. Biz bütün ulusal bölgesel koordinasyon merkezleriyle iletişim halindeyiz zaten. Hı hı. Mutlaka birinden bir cevap gelecek. Bedri Güntay'ın Pelin Karahan'ın kariyeriyle ilgili bir isyanı var. Eşine göre Pelin Karahan gibi yetenekli oyuncular ekranda daha sık yer almalı. Pelin gibi bir sürü arkadaşımız var. Artık yavaş yavaş onları da görmeyi çok istiyorum. Orta Doğu pazarıysa... Evet. Yani Pelin muhteşem yüzünde yıllarca oynadı. Biraz aşkta kokuyor bu isyan. Bedri Bey, Pelin Karahan'a çok aşık ve bu yüzden biraz hassas sanki. Ben gerçekten özledim yani. Pelin'i televizyonda görmeyi çok özledim. Benim çünkü dışında bir de çok ben, tiyatro oyuncusu yani arkadaşımız var. Yani Kavak Yerlerini de izlememiştim, Muhteşem Yüzyıl'da izlememiştim. Ve bunları sonradan açıp hepsini tekrar tekrar seyredip sonra tekrarında bir daha aşık olmuştum. Yani hani onu gerçekten ekranda görmeyi çok seviyorum ama bu sadece Pelin değil. Yani gerçekten bir sürü arkadaşımız var ve insanlar konuşmaya da korkuyor. Acaba bir şey mi olur? Acaba yapımcıdan bir teklif mi gelmez? Bunlar tabii insanların üstünde bir baskı oluşturuyor. Ama benim için bir problem yok. Ben her yerde konuşurum sorun yok. Tamam canım, teşekkürler. Hazal Subaşı sevgilisiyle davette. Yaz planları yapıldı mı soralım ünlü çifte. Konuştuğumuz planları ama daha hazırlayamadık. Hani işe göre biraz evet hazırlayacağız. Hani iş takvimine göre artık bakalım.
Damla Colbay gecenin şık hanımlarından. Güzel bir davetti. Böyle güzel şık insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkes zaten ışıl ışıl parlıyor. Ben de onların yanına böyle birazcık özenerek geldim. Böyle şıkır şıkır giyiniyor ama nazardan da korkuyor. Az önce hatta bir makas ihtiyacım oldu ofiste hazırlanırken. Makas uzatıyorlar, tükür de ver ya da işte yere koy ver falan diye uydum kopar öyle şeylerden. Yukarıda da böyle bir bardak falan patladı. Ay dedim, nazar çıktı. Neyse, gecenin devamı güzel gider artık. Bir başka kırmızılı güzel Ayça Ayşin Turan. Uzun zamandır çok siyah falan giyiyordum. Dedim ki hani yaz da gelirken birazcık renklenelim. Kırmızıyı tercih ettim bugün. İnşallah yakışmıştır. Özlemiştik onu. Uzun süredir yoktu ortalıkta. Valla ben de özledim. Yalan yok. Ekranda olmayı da özledim. Var görüştüğümüz bir şeyler. O netleşince zaten haberiniz olur sizin de. Bu yaz tatil yapacak mı acaba? Belki de çalışacağım. Nereden biliyorsunuz? Kısmet. Kısmet. Belli ki bir film gelecek. Ekin Koç'la birlikte oynadığı Sen İnandır filmi dijital platformda zirvede yer aldı geçen sene. Çok izlenen filmi için teşekkür ediyor güzel oyuncu. Çok tatlı bir hikaye çekmiştik zaten. Bunun da geri dönüşünü almak kalp kalp kalp. Güzel oyuncu Beril Pozam da davetti. Sahne alacak Kenan Doğulu'nun hayranı. Şahane bir kalabalık var. Çok eğlenceli görünüyor herkes. Bir de Kenan Doğulu konserimiz var biliyorsunuz. Evet. Kenimize bayılıyoruz. Emre Altuğ'un, Kenan Doğulu'nun bende çok özel bir yeri var. Bir de Tarkan'ın, bir de Edis'in. Oyuncu Bestemsu Özdemir'e Burak Deniz'e ayrılığını soruyoruz. Özel hayatım hakkında konuşmuyor. Evet. Önce konuşmak istemeyen Bestemsu Özdemir sonra başlıyor eteğindeki taşları dökmeye. Bizim ilişki olarak bildiğimiz şey aslında ilişki değilmiş. İlişkiyi yaşattılar, şimdi ayırdılar mı bizi peki? Teşekkür i̇lişki ediyoruz. Yaşandı. Bunlar nereden çıkıyor ben çok merak ediyorum. Bestemsu Özdemir özel hayatı için yapılan yorumlardan rahatsız. Bizi hiçbir yerde yani hiç kimseyi hiçbir yerde görmeyip tanımayıp ve sürekli yeni yeni haberler okuyorum kendi hayatımla alakalı. Çok enteresan. Birkaç hafta sonra ne diyeceklerini merakla bekliyorum. Konuşmamasına bağlıyor bunu magazin basını ama o tersini düşünüyor. Konuşsak da bence hiçbir şey değişmiyor yani bizim için. Benim var arkadaşlarım örnekleri. İlişkilerini ilan edenleri biliyorum. Başkasıyla yazılıyorlar falan. Bu bilindiği halde yapılıyor. O yüzden konuşmamanın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar her türlü, her koşulda kendi kafasına göre sosyal medyada bir takım haberler üretmek için elinden geleni zaten yapıyor. Basın mensupları için söylemiyorum. Siz de oradaki yönlendirmeyle beraber haber yapmış oluyorsunuz ama birinci ağızdan hiçbir şey duymadan haber yapmak bana çok etik gelmiyor. Gecede Kenan Doğulu çıkıyor sahneye. Elinde bastonuyla çıkan pop müziğin patronu şarkılarıyla geceyi coşturuyor. Üniversitede keşfedildi. Üniversitenin ilk yılındayken şu anki menajerimle tanıştım. Bir oyuncu arkadaşım vesilesiyle. Bursa Bülbülü ile dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem rolüyle zirveyi gördü. Ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum. Kısa sürede ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar nasıl oyuncu oldu? Küçükken aslında hayalim değildi. Dizilerdeki küçük rollerden Kandaki Kırmızı Halı'ya ulaşan yolculuğunda neler yaşadı? Az sonra... Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölüm özeti. (Gülüyor)
Kızılcık Şerbeti'nde finale bir hafta kala yer yerinden oynadı. Görkem. Ömer amcamla yatıyor. Nilay, Fatih'in eşi Görkem'le Ömer Ünal arasındaki gizli kaçamağı nasıl ortaya çıkardı? Nilay yapma. Nilay tüm gerçekleri öğrendi. Peki neden kimse Nilay'ı dinlemek bile istemiyor? Kızım hayırdır, o ne gir şöyle? Fatih'in odasına girdim. Bana bağırdı çağırdı ama... Kızım yeter yeter. Ev bitti, şimdi de burada mı olay çıkartıyorsun? Ya burası bizim iş yerimiz. Biraz saygın olsun. Pembe geliniyle ilgili gerçekle nasıl yüzleşti? Kızılcık Şerbeti'nde son bölüm Görkem ve Nilay arasında yaşananların şokuyla başladı. Herkes Görkem'le Nilay kavgasında Görkem'den yana görünüyordu. Ya yeter! Şu evde huzur içinde bir gün geçiremiyoruz. İki gelinin birbirine saldırdığı nerede görülmüş? Biriniz de demiyorsunuz ki bir kenara çekileyim, sessiz sedasız durayım. Baba yemin ederim öyle olmadı. Ya bak, yaşanmaz oldu bu evde artık, yeter. Fatih odamı götür beni. Bir şey yapmadım, gerçekten yapmadım. Kızım dur bir sakin ol. Vallahi tansiyonum oynadı. Yalan söylüyor. Kızım dur. Yalan söylüyor. Bir sakin ol. Nilay'a inanan bir tek Pembe Hanım'dı. Nilay doğruyu söylüyor olabilir. Ne diyorsun? Yok, bu kız normal değil. Ben inanıyorum Nilay'a, bu normal değil bu. Anne yok artık, o kadar da değil sen de. Ay benim elim ay. Tamam bir sakin ol, şöyle otur su getireceğim sana, dur. Fatih eşine saldırıldığı düşüncesiyle tepkisini gösterdi. Hayır, Cemre kucağımda aldım, yukarı çıkıyorum. Vallahi canıma kastedecek sandım. Ya anne yapma Allah aşkına, benim karım mı suçlu oldu şimdi? Ama sen zaten böyleydin anne, sen hep Nilay'ı tuttun. O yaptı, sen saf dedin sustun. Fatih, karım hakkında düzgün konuş. Düzgün olsa düzgün konuşacağım. Ya ben bu kadar fesat, bu kadar kötü niyetli, bu kadar yalancı bir kadını ben hayatımda görmedim ya. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim, beni iyi dinle. O Nilay bir daha benim karımın yanına yaklaşırsa farklı şeyler olur, tamam? Ne olur Fatih, ne yaparsın? Hadi bir gitsin yanına da göreyim, hadi bir gitsin. Fatih, Allah aşkına. Son bölümün kilit adamı Ömer Ünal, Fatih'e tavsiyelerde bulundu. Fatih, sen önce ne yapmak istediğine bir karar ver. Eğer bu şekilde ortalıkta doğa diye sayıklayarak gezeceksen, Görkem için de kıyameti koparmayacaksın. Tüm bunlar olurken Görkem, Fatih'le evliliğini sağlama alma peşindeydi. Ben hemen bebek sahibi olalım istiyorum. Yani böyle de bir aileyiz ama tam aile olalım istiyorum. İnşallah. Bir bebeğin gelmesi her şeyi yoluna koyar. İşte Allah nasip ederse. Amin. Tez zamanda inşallah. Zaten evde bebek de var. Onunla pratik yaparım, anneliğe alışırım. Anladım. Abdullah diyorsun sen herhalde. Evet. Cemre de geliyor zaten. İşte alt değiştirmekti, gaz çıkarmaktı falan derken... bizim bebeğimiz doğuncaya kadar anneliğe hazır olurum ben de. Ünal'ların evinde meydana gelen bir kazada Pembe'nin eli kesilince Nursema ile birlikte soluğu hastanede aldı. Aynı dakikalarda Abdullah Ünal da alevle hastanedeydi. Ya baba, annemin eli kesildi de dikiş atmaya bizim hastaneye geldik. Hay Allah, kötü mü? Yani çok şükür önemli bir şey yok. 3 tane dikiş atıldı da şimdi de pansumanı yapılıyor hatta. Sen hastanede misin? Acilden girerken annem sanki senin arabanı gördü de. Yok kızım, benzetmiş herhalde. Ben iş yemeğindeyim. Baba? Ben şimdi kapatıyorum, eve geçiyorum kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.
doğayla Giray arasındaki yakınlaşma devam etse de en küçük olay doğaya Fatih'i hatırlatıyordu. Dişçi stajına başlayan doğa karşısında Giray'ı görünce aklına anılar geldi. Evet. Merhaba doktorun. Geldim hocam. Benim telefona bakmam lazım. Geliyorum. Tamam. Sizin genel temizlik olacaktı değil mi? Aslında dişlerimi söktürmeye gelmiştim ama... temizlik de oldu. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Olur mu öyle şey canım? Şaşırdım sadece. Başlayalım mı? Ha, başlayalım. Canımı yakma mı? Bakacağız, bilmiyorum. Bu arada sana da zahmet verdim. Çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz, lütfen. Ve Kızılcık Şerbeti'nde son haftaya girilirken yaşanacak büyük şokun ilk kıvılcımının çakıldığı anlar. Nilay, ilaç firmasındaki toplantıda o fotoğrafı gördü. Bunu geç, burada tekim. Bir dakika, geri gel, geri gel be. Geri gel. Ha, dur. Bu mu? Ver, ver bakayım şunu bana. Bismillah, bu ne? Görkem ve Ömer'in sakladıkları geçmişlerine ait fotoğraf Nilay'ın eline geçti. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bana bu fotoğrafı gönderir misin? Çok mu beğendin? Bayıldım. Çerçeveli basacağım. O kadar beğendim. Ayıpsın. Hemen göndereyim ver. Nilay yapma. Nilay elindeki fotoğrafla şirkete Fatih'in yanına gitti ama kimse Nilay'ı dinlemek bile istemedi. Ne oldu? Evi karıştırdığın yetmiyor, şimdi gelip burada da mı olay çıkaracaksın? Ne oluyor Fatih ya? Konuşmaya geldim. Ne konuşacağım ben seninle be? Sen kimsin? Sen kimsin ki ben seninle muhatap olacağım? Bak, bana bak. Yetti artık senin bu kendini bilmezliğin. Kendine geleceksin, tamam mı? Haddini bileceksin. Ya ben... Konuşma! Ya ben senin çocuğun doğduğunda ağırlığınca altın aldım. Sizin borçlarınızı ödedim ben. Sen ne yaptın? Beni bitirmeye and içmiş gibi eş diye seçtiğim kim varsa hepsini, herkesi hasta ettin sen be. İllallah ettik senden. Sen benim karımı döv, bir de pişkin pişkin buraya gel, öyle mi? Yok öyle bir şey. Bundan sonra seni uyarıyorum. Benim yanıma da, karımın yanına da desturla gireceksin, desturla. Şimdi git Görkem'den özür dile. Tabii affedeceğini sanmıyorum da. Ben de kalkmış senin iyiliğini düşünüyorum. Asıl akılsız benim. Her şeyim müstahak sana. Kızım hayırdır, o ne gir şöyle? Fatih'in odasına girdim. Bana bağırdı, çağırdı ama... Kızım yeter, yeter. Ev bitti, şimdi de burada mı olay çıkartıyorsun? Ya burası bizim iş yerimiz. Biraz saygın olsun. Nilay. Ne yapıyorsun sen ya? Fatih. Çık git, babamı rahat bırak bari. Çık. Baba ben... Yeter ya. Sen yeteri biliyor musun yeteri? Yeterden anlamıyor musun? Mustafa'yı çağırın. Alsın karısını başımdan hadi. Dışarıda baba, toplantıda. Nilay hadi sen gel, biz dışarıda konuşalım. Amca gerek yok. Ben anlayacağımı anladım. Beni dinlemediğiniz için çok pişman olacaksınız ama geç olacak. Allah Allah. Allah Allah. Baba ben size demiyor muyum? Ruh hastası bize kafayı taktı demiyor muyum? Ve Nilay'ın o fotoğrafı Pembe'ye gösterdiği final sahnesi. Kimse bana inanmıyor. Ya Photoshop'lar işin içinden çıkarlarsa? Fatih ve babam Görkem'i tutuyor. Mustafa'yı kimse sallamıyor. Nilay. Kızım ne oluyor? Ha? Öyle odalara kapattın kendini. Şirkete de gitmişsin. Babam mı söyledi? Evet, çok kızdı. Görkem'le Fatih'ten uzak dursun diyor. Kızım, bak ben seni korumaya çalıştıkça sen her gün bir şey yapıyorsun. Her gün bir olayın var. Anne, ben Görkem'e elimi bile sürmedim. Tamam, ben sana inanıyorum. Ama artık yeter.
Kapat bu konuyu. Dikkat çekme, kimseyle konuşma. Şirkete falan gitme, uzak dur. Anne beni dinle. Söyle, dinliyorum. Bana inanan tek sen olduğun için bunu sana söyleyeceğim. Ne oluyor Nile? Madem bana kimse inanmıyor, ben de bu yükü üstümden atıp sana devredeceğim. Neyi kızım? Görkem... Ömer amcamla yatıyor. Sus. Kapa çeneni. Koparırım o dilini. Pembe, Nilay'a önce inanmak istemedi ama o fotoğrafı görünce yaşadığı şok yüzüne böyle yansıdı. Kıvılcım'ın Ömer'le söylediği şarkıyı öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlüm sen. Evrim Alasya Erol Evgin'le söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın Erol Evgin'le birlikte sahneye çıktığı gün yanında sadece Show TV vardı. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Sahnede Erol Evgin'le bir ilkbahar sabahında düet yapan Evrim Alasya... Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ilgili bomba bir tüyo verdi. Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Az sonra... Sahnede, sağanak yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de Antik Kent'i ve Pamukkale'yi gezdi. Çok özlemişiz, öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar sahnede nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir seni? Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki Antik Tiyatro'ya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Yıllar sonra yapılmış ilk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. Az sonra... Ünlüler dünyası oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan önemli gelişmelerle dolu haber turumuz.
magazin dünyasından son haberleri derlediğimiz haber turu sizlerle. Bakalım bu hafta ünlüler dünyasında neler yaşanmış? Yasemin K. Allen 2 ay önce aşk yaşamaya başladığı Erdal Kaya ile sessiz sedasız ayrıldı. Çift, Yasemin K. Allen'ın yer aldığı tiyatro oyununun galasında ilk kez birlikte görüntülenmiş ve ilişkilerinin nasıl başladığını anlatmıştı. Ortak arkadaş demiştik. Evet. Demiştik. Evet. MI6'den bana bildiri geldi. Evet. Aslında bu bilgi gizli. Söyleyemeyiz, söylesek. Gerçekten ortak arkadaşımızdan bu arada. Yani öyle. Yasemin K. Allen, Amerika'da yaşayan sevgilisi Erdal Kaya ile bu aşk dolu kavuşma anını paylaşmıştı. Yasemin K. Allen ve Erdal Kaya sosyal medya hesaplarından önce birlikte yer aldıkları paylaşımları sildi, ardından birbirlerini takipten çıktı. Özge Özpirinççi, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'la olan bu karesini Kıvanç'tan daha sarışınım notuyla paylaştı. İkilinin paylaşımı sosyal medyada çok beğenildi. Kara Konular isimli 6. stüdyo albümünü Şubat ayında dinleyicilerle buluşturan Can Bonomo, albümde yer alan Mabel Matiz'e seslendirdikleri Kalbi Hepten Kırıklara'nın klibini yayınladı. Anormalim sandım, anılarla kendimi sardım, üşüttüm, üşüttüm, üşüttüm. Durdum kendimi sevdim, en büyük engelken kendim büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Can Bonomo ve Mabel Matiz ikilisinin uyumu sevenleri tarafından büyük beğeni topladı. Sar 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 ömrümü başa. Yok hiç bitmiyor. Varsan da uzaklara. Berkay'ın Harbiye konserine uzanıyoruz. Rabia Soytürk ve yeni sevgilisi Samet Vurusan konsere gelen isimlerden. İlişkilerinin detaylarını merak ediyoruz. Berkay Bey'in de konseri var bugün, Samet Bey'le birlikte. Evet, doğrudur. Arkadaşlarımızla beraber davetli olduk, geldik arkadaşımızı izlemeye. Yeni de ilişki gündeme çıkartmışsınız ama neler söyleyeceksiniz ilişki için? Güzel gidiyor, güzel diyelim. Ne öyle. Zamandan biri peki birliktelik var? Yani var, bir süredir var. Bülent Şakrak sevgilisi Esra Akpınar'la gelmiş konsere. Çok sevdiğim bir arkadaşım Berkay benim. Mutlu zamanlar geçiriyorum onunla. O yüzden bu mutluluğunu da paylaşmak istedim aslında. Esra'yla da beraber geldik. Berkay'ı izleyeceğiz. Heyecanlıyız. Birkaç gün önce de eski eşi Ceyda Düvenci, kızı Melisa ile Sıla'nın Harbiye konserini izlemeye gelmişti. Melisa Sıla'yı çok sever, şarkılarını söyler. Melisa bir müzisyendir her şeyden evvel. Melisa birini bir şeyi seviyorsa hep doğru yapıyordur. Sıla sevilmeye çok değer biri zaten. Melisa da doğal olarak onu çok seviyor. Birlikte de tanışmışlar, dün bir tanışma gerçekleşti. Evet, aslında evet. Sizin bilginiz var mıydı bunlar? Tabii ki bilgim var ama onlar daha önceden de tanışmışlardı. Yani aralarında böyle bir takım organik bir ilişki oldu Melisa ile Sıla'nın. Sıla, Melisa'nın ona olan hayranlığını zaten biliyordu öncesinden beri. Dolayısıyla işte konserde aslında böyle büyük bir organizasyonun içinde o coşkuyla ilk defa bir araya geldiler. Şahane olmuş bence. Artık yaz geldi. Tatil planları yapıldı mı acaba? Biz de küçük bir tatil yapacağız ama bizim tatillerimiz böyle yalandan oluyor maalesef. Tek başınıza mı çıkacaksınız yoksa? Yok, niye ben kız arkadaşım var, niye tek başıma çıkayım bir yere? Esra Hanım'la birlikte çıkacağım, çocuklarımla tatil yapacağım, arkadaşlarımla tatil yapacağım, bazen kendim yalnız tatil yapacağım, köpeklerimle tatil yapacağım. Yani bunların hepsinin hayalini kuruyorum ama ne kadarını gerçekleştireceğim göreceğiz. Aşka geliyor konu, ilişkileri nasıl gidiyor peki? İyi gitmiyor mu? İyi değil mi? Her şey yolunda. İyi gidiyor. Her şey yolunda. Konseri izlemeye gelen Burcu Binici çok heyecanlı. İyiyim, çok şükür. Çok heyecanlıyım. Berkay'ı çok seviyorum. Biliyorsunuz dedem, abim, kardeşim. Harbiye yazın geldiğini ondan haber alıyoruz. Berkay'ın konserini izlemeye gelenler arasında eşi Özlem Ada Şahin, sevimli kızları Arya ve Zeynep de vardı.
sohbetler bitiyor ve Berkay en sevilen şarkısıyla sahneye çıkıyor. Berkay sahneden kendisini dinlemeye gelen kızı Arya'ya seslenirken duygusal anlar yaşadı. Ve devamında sahneye çıkan Arya, annesine ithafen bir şarkı söyledi. Şurada bir ağır misafirim var sağ tarafımda. Sürekli beni güldürüyor, garip hareketler yapıyor. Neyse, Arya... Seni çok seviyorum aşkım. Sana şarkı söyleyeceğiz. Okey. Hayko Cepkin Beşiktaş'taki stadyum konserinde müzikseverlere büyüleyici bir deneyim yaşattı. Hayko Cepkin 40 bin kişinin katıldığı konserde eşsiz müzikal tarzı ve çarpıcı sahne şovlarıyla unutulmaz anlara imza attı. Kerem Bürsin yeni yaşına günler kala Bodrum'da aralarında Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Hande Doğandemir, Tuğba Büyüküstün, Serkan Altınorak ve Seda Bakan gibi isimlerin olduğu bir gecede doğum gününü kutladı. Oh, you have it all. You have it all. You have it all. Kerem Bürsin ve Hadise'nin doğum gününden yansıyan bu kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Bu hafta birçok ünlü ismin doğum günüydü. O isimlerden biri de Kenan Doğulu'ydu. Başarılı şarkıcı dostlarıyla bir araya geldiği partide 50. yaşını kutladı. Partide Aşk-ı Memnu dizisinin efsane üçlüsü Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem bir araya geldi ve ortaya bu an çıktı. Hayranları bu kareyi beğeni yağmuruna tuttu. Doğum günü partisinden Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bu romantik kareleri çok beğenildi. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti doğum günü pastasını kesmeden önce birbirlerine sarf ettikleri romantik sözler çok güzeldi. Aşkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu için, beni desteklediği için, beni sevdiği için, varlığıyla bana güzel günler kattığı için seni çok seviyorum. Kutladığımız bu gecede aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hepimizin en eğlenceli anlarında, aşk acılarında, herkeste izin var. Anılarında yerin var. O yüzden biz sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Yeni yaşı için büyük bir parti organize eden Kenan Doğulu, oluşabilecek sesten dolayı parti öncesi komşularına böyle bir mektup gönderdi. Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Biliyorsunuz, bu cumada evde, bahçede eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum.
Olası bir ihtiyaç, uyarı ve destek için bize ulaşmanız gerekirse Güvenlik ve Koordinasyon Müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz. Listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz. Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, iddiaya göre gece saat 12'yi geçmesine rağmen yüksek sesli müziğin devam etmesi üzerine polisi aradı ve polis ekipleri partiye müdahale etti. Çağatay Ulusoy'u bir AVM'deki mekan çıkışında görüntülüyoruz. Hayatında birileri olduğu yazılıyor, çiziliyor. İşin aslını yakışıklı oyuncuya soruyoruz. Yok, hayatımda kimse yok kardeşim. Burak Sergen dördüncü kez dünya evine girdi. 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence'le, 1999-2018 arasında Işıl Sergen'le, 2021-2024 arasında da Nihan Ünsal'la evlilik yaşayan Sergen aradığı mutluluğu dördüncü evliliğinde buldu. Burak Sergen, Gizem Şaban'la dünya evine girdi. Fuatpaşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Burak Sevinç, düğüne gelen isimlerden. Yaz aylarını çalışarak geçirecekmiş yakışıklı oyuncu. Benim şu an bir sinema filmi projem var. Kapadokya'ya gideceğim bayramdan sonra. Ondan sonrasında inşallah bana da bir 15-20 gün kalacak tatil yapmak için yeni sezona başlamadan. Hüseyin Avni Danyal, Gülenay Kalkan ve Hayal Köseoğlu düğüne gelen isimlerdendi. Gelin ve damat geliyor. Burak Sergen mutluluğunu böyle dile getirdi. Şimdi şunları söylemek istiyoruz. Ya çok güzel bir 3 sene geçirdik biz Gizem'le birlikte. Ondan sonra da bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü ve bu gece de bunu taçlandıracağız. Çok mutluyuz. Aslında hep yan yanaymış Burak Sergen ve Gizem Şaban çifti. Zaten tiyatroda, turnelerde, her yerde yanımdaydı. Çok cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu. Tanışma da orada mı gerçekleşti? Nasıl oldu? Evet, orada gerçekleşti. Onun haricinde çok mutlu bir yola çıktık. Onun için bu yolda da sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Her şeyimizi söyleyeceğiz, anlatacağız. Çok mutluyuz. Burak Sergen'in bir dönem ciddi hastalık problemleri vardı. Şu an durumu nasıl acaba? Yok, hiçbir problemimiz yok. Çok şükür geçti. Burak Sergen ve Gizem Şaban çiftinin nikah töreninden bu anlar yansıdı kameralara. Sonsuza kadar evet! Sonsuz yılın ötesinde de evet. 71 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun cenazesi Üsküdar Şakir'in camiinde toprağa verildi. Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu'nun taziyeleri kabul ettiği cenazeye Şenay Gürler, Zafer Algöz, Sumru Yavrucuk, Tamer Karadağlı, Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi isimler katıldı. Oynadığımız oyunların genel provalarına gelip hatalarımızı, eksiklerimizi söyleyen, abilik yapan çok kıymetli biriydi. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun. Çok özel bir insandı, çok özel bir insanı kaybettik. Çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli ve özel bir insandı. Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sahnede, sağanak yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de antik kenti ve Pamukkale'yi gezdi. O
Çok özlemişiz öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar. Sahnede nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir sene? Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki antik tiyatroya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Yıllar sonra yapılmış ilk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. That's my old girl. Yeah, she an antique. You got that new body. Az sonra. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakteriyle büyük dikkat çeken Özge Özacar kariyerini bugüne nasıl getirdi? İşte ünlü oyuncunun şöhret yolculuğu. Üniversitede keşfedildi. Üniversitede ilk yılındayken şu anki menajerimle tanıştım, bir oyuncu arkadaşım vesilesiyle. Bursa Bülbülü ile dikkat çekti. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem rolüyle zirveyi gördü. Ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum. Kısa sürede ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar nasıl oyuncu oldu? Küçükken aslında hayalim değildi. Dizilerdeki küçük rollerden Kandaki Kırmızı Halı'ya ulaşan yolculuğunda neler yaşadı? Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri o. Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti'ndeki Görkem karakterindeki performansıyla herkesin beğenisini kazandı. Bak, sen benim için yoksun. Bir böcekten farksızsın. O kadar önemsizsin ki, sana laf sokmakla bile uğraşamam. O yüzden sen böyle ortalıkta vasıfsız vasıfsız dolanmaya devam et. Kısa sürede zirveye tırmanan isimlerden biri Özge Özacar. 2016'da Show TV ekranlarında yayınlanan Oyun Bozan dizisinde izlemiştik onu. Yani ne bileyim, belki de insan mutluluğu çok fazla uzaklarda aramamalı. Oyun Bozan'da oynarken henüz 21 yaşındaydı. Ben seni çok farklı tanımışım. Üniversite yıllarında aklında oyunculuk yokken keşfedildi Özge Özacar. Küçükken aslında hayalim değildi. Hep böyle gazeteci olmayı, televizyoncu olmayı çok istiyordum. Üniversitenin ilk yılındayken şu anki menajerimle tanıştım, bir oyuncu arkadaşım vesilesiyle. Böyle konuşurken onlar aslında birazcık teşvik ettiler. Böyle bir sene, bir buçuk sene kadar workshoplara gittim. İşte hani yapabiliyor muyum ve keyif alabiliyor muyum diye. İyi ki böyle konuk olabileceğim işlerde yer aldım. Çok güzel, çok değerli hocalarla tanıştım. Peşine düşüp uğraşınca da açıkçası şu anda hani naçizane çok sevdiğim, çok güzel bir yerdeyim ama çok büyük hayallerim var, daha çok çalışmam lazım. Sonrasında diziler geldi. 2017'de Lise Devriyesi dizisinde rol aldı, güzelliğiyle dikkat çekti. Sen şimdi o petekten çekilmiyor musun? Bu biz burada yabancıları sevmeyiz rutini hala işe yarıyor mu gerçekten? Hayır, bana çok banal geliyor da o yüzden soruyorum. Sıktın ama ya. Kızım Rıza Hoca geliyor, ben daha ödevimi falan da yapamadım. Tatlım. Bak şimdi şanslısın. Kısa sürede pek çok dizide set tecrübesi edinen Özge Özacar, Meryem dizisinde dikkat çekmeye devam etti. Sen Singapur'da büyümemiş miydin? Babam biz küçükken elçilikte çalışıyor falan demişti. Ne yani, Singapurlular insan değil mi? Onların da adetleri var. Türklere benziyorlar. Singapurlular. Evet. Başrolünde yer aldığı Sevgili Geçmiş dizisinde Asi Kız Azra olarak izledik onu. Hastanede telefon açan sen miydin? Kimsin sen? Neyi oluyorsun Çilemi? Burada soru soracak en son insan sensin.
geçilen. İlk sinema deneyimini 2019'da yaşadı. Hababam Sınıfı Yeniden filminde genç oyuncularla birlikte rol aldı ve sınıfın güzel kızını canlandırdı. Diyelim çıktık. Sponsoru da bulduk. Projeyi sosyal medyada duyurmamız lazım. Ama yani siz de amma ağladınız ya. Bu kadar adamız. Ben teknik destek veririm, bizim çocuklar sponsoru da parayı da bulurlar. E siz de yani bir tanıtım yaparsınız artık hanımefendi. Bütün sosyal medya elinizde. O iş bende. Usta oyunculardan Yurdaer Okur'la birlikte Kefaret dizisinde rol alan Özge Özacar tecrübesine tecrübe kattı. Tamam. Uzatma. Neyse. Geç kaldım. Benim hastaneye yetişmem lazım. Yığınlı hasta beni bekliyordur. Eğer bir sıkıntı falan olursa beni ararsınız, tamam? Kolay gelsin. Dijital platformda yayınlanan Seyyar dizisinde farklı bir karaktere hayat verdi Özacar 2021'de. İstediği olan ünlülerden biri Özge Özacar. Sevgili Geçmiş dizisinde oynarken Halit Ergenç ve Haluk Bilginer'le birlikte oynamayı hayal ettiğini dile getirmişti. Benim ama çok hayran olduğum mesela Halit Ergenç ve Haluk Bilginer ikisiyle bir işte oynamayı inanılmaz isterim. Hani partner olarak söylemiyorum bunu ama onların olduğu bir işte yer alıp onlardan öğrenebilmek inanılmaz istediğim bir şey. Hayaline birkaç yıl sonra Baba dizisiyle ulaştı. Show TV'de yayınlanan dizide Haluk Bilginer'le birlikte oynamanın mutluluğunu yaşadı. Çok yakışmış. Beğendim ben de. Bence de. Omuzlarınız geniş olduğu için acayip iyi taşımışsınız ceketi. Diğerlerini de deneyelim biz sizleri de. Babadan sonra Haluk Bilginer'le bağları kopmadı. Usta oyuncu için mentorum diyor Özge Özacar. Haluk abi çok severim Haluk Bilginer ve her röportajımda hep söylüyorum. Yani mentorumdur. Hep ararım, sorarım ve yani ona çok danışırım. Ve onun bana en çok söylediği şey işini iyi yap, güzel yap. Hani korkma. Korkuların üstüne git, dene. Hani güzel karakterler olsun, farklı karakterler olsun. Hani her yaş gerçekten başka özgün şeyler yapabileyim. İsterim ki bir oyuncu olarak hani seyircim de şeyi hissedebilsin. Evet Özge bunu da oynar, bunu da yapar, bunu da yapar. Hani ömürlük bir meslek kariyerim olsun çok istiyorum inşallah. Özge Özacar büyük çıkışını 2023'te yayına giren Bursa Bülbülü filmiyle yaptı. Solmadan gel artık aşkımın. Ata Demirer'in yazdığı filmde Arzu adında bir şarkıcıya hayat verdi Özge Özacar. Kendi sesiyle şarkı söylemiyor olsa da şarkıcılığın ona çok yakıştığını gösterdi filmde. Hiç sevdan olmadı mı gençken? İz bırakan bir şey olmadı. Seviyorum olsun işte söyledim. Ben hayranım sana be. Bir hırsız evine kadar kovalanmaz. Ben kovalarım. Bursa Bülbülü filminde abi kardeş olarak oynadığı Cem Gelinoğlu'yla Kısmet adlı komedi dizisinde de rol alan Özge Özacar güzelliğini bir kere daha yansıttı ekrana. Melike Hanımcığım sadece biz varız. Benimle son bir suç işler misin? Son deme ama. Ya sen de öyle söyleme işte biliyoruz ikimiz de son olduğunu. Ya gerçekten listeyi tamamlayacak mıyız biz şimdi? Güzel oyuncu zirveyi Kızılcık Şerbeti dizisiyle gördü. İkinci sezonda diziye Fatih'in yeni eşi Görkem karakteriyle dahil oldu. Evet. Evet. Ailesinin yanında kapalı, dışarıda açıktı Görkem. İki farklı kişiliğiyle seyircinin dikkatini çekti Görkem. Seyircilerimizden çok güzel dönüş alıyoruz. Ona çok mutluyum. Benim için şey çok kıymetli. Yani Kızılcık Şerbeti zaten Rüştü'nü çok ispat etmiş. Çok güzel işler yapmış bir ekibin içinde. Hani misafir olmak, hani çorbada benim de bir yerinde tuzum olması gerçekten çok kıymetli benim için. O yüzden çok şükür çok mutluyum. Kızılcık Şerbeti'nde melek yüzlü ama biraz kötü bir karakter Görkem. Tabii böyle kötü bir şeyler olunca şeyi hep söylüyorlar. Ya Özgeciğim hani niye böyle şeyler oluyor diye ama hani orada gerçekten çok bilinçli bir televizyon, sinema seyircimiz var, dizi izleyicimiz var.
karakterle hani Özgün'ün başka bir insan olduğu ayrımı gerçekten çok oturmuş bir halde. Yani ben normalde açığım zaten. Annemlerin yanında göstermelik kapanıyorum. Nasıl açıksın? Niye bu kadar şaşırdınız? Olamaz mı? Kızım sen ailene yalan mı söylüyorsun? Size ne? Size ne? Görkem'in kötülükleri, Özge Özacar'ın etkileyici oyunculuğuyla daha da dikkat çeker oldu. Görkem gelinin özellikle Nilay'a yaptıkları herkesi şoke etti. Sen kimsin ben seni kandırmakla uğraşacağım be? Böcek! Senin suyun ısındı belli. Annem de senin ne manyak olduğunu biliyor. Bu evden gidişin yakın. Fatih de yeniden doğayla evlenir bu gidişle. Kızılcık şerbetiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar için estetikli yakıştırmaları yapılsa da güzel oyuncunun operasyonu yok. Arkadaşlar estetiğim yok. İlkokulduysa ortaokul hangi fotoğraf istiyorsanız çok açık bir şekilde çıkartabilirim. Yaptırmaya karşı değilim. Yaşlandığımızda ne olacağını kimse bilmiyor çünkü. Ama şu an yok arkadaşlar. Estetiksiz güzelliğiyle kanda boy gösteren ve kırmızı halıda şıklığıyla göz kamaştıran Özge Özacar, sosyal medyanın da en dikkat çeken isimlerinden. Yıldızı parlamaya devam eden Özge Özacar, oyunculukta büyük hayaller kuran bir isim. Ve yakın gelecekte bu hayallerine ulaşacağı da kuvvetle muhtemel. Kıvılcım'ın Ömer'le söylediği şarkıyı öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlümse. Evrim Alasya Erol Evgin'le söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın Erol Evgin'le birlikte sahneye çıktığı gün yanında sadece Show TV vardı. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Sahnede Erol Evgin'le bir ilkbahar sabahında düet yapan Evrim Alasya... Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ilgili bomba bitiyor verdi. Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Az sonra. Sahnede, sağanak yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de Antik Kent'i ve Pamukkale'yi gezdi. Çok özlemişiz öncelikle, onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar. Sahnede nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir sene? Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki antik tiyatroya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Yıllar sonra yapılmış ilk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. Az sonra.
Kıvılcım'ın Ömer'le söylediği şarkıyı öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlüm sen. Evrim Alasya Erol Evgin'le söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın Erol Evgin'le birlikte sahneye çıktığı gün yanında sadece Show TV vardı. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Sahnede Erol Evgin'le bir ilkbahar sabahında düet yapan Evrim Alasya. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ilgili bomba bitiyor verdi. Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Az sonra. Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar. Serenay Sarıkaya'nın çiçek kız imajı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çiftinden romantik Monaco pozları. İşte ünlü isimlerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları geliyor. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz hafta dünyaya gelen minik kızları Mira Milena ile bu sevimli kareleri yayınladı. Eda Ece minik kızı Mina İpek'le bu karesini kendine bu kadar yüklenme. E.T. filmindeki anne günlerce evinde yaşayan uzaylıyı fark etmedi notuyla paylaştı. Serenay Sarıkaya çiçekli eteği çiçekli hırkasıyla verdiği bu pozlarla göz kamaştırdı. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti Formula 1 yarışlarını izlemeye gittikleri Monaco'dan bu romantik pozları yayınladı. Aynı etkinliğe giden Burçin Terzioğlu ve Boran Kuzum'dan da siyahlar içerisinde bu kareler geldi. Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Burçin Terzioğlu ve Boran Kuzum dörtlüsünün bu kareleri sosyal medyayı salladı. Seda Bakan, Bodrum'dan sevimli kızları Leyla ve Ela ile bu renkli kareleri yayınladı. Sahnede, sağanak yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de antik kenti ve Pamukkale'yi gezdi.
Çok özlemişiz öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar. Sahnede nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir sene? Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki antik tiyatroya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Yıllar sonra yapılmış ilk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. Az sonra. Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Evrim Alasya hafta içinde Erol Evgin'le birlikte aynı sahneyi paylaşırken yanında sadece Show TV kameraları vardı. İşte o keyifli konserden yansıyanlar. Kıvılcım'ın Ömer'le söylediği şarkıyı öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönlüm sen. Evrim Alasya Erol Evgin'le söyledi. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın Erol Evgin'le birlikte sahneye çıktığı gün yanında sadece Show TV vardı. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Sahnede Erol Evgin'le bir ilkbahar sabahında düet yapan Evrim Alasya. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ilgili bomba bitiyor verdi. Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Sadece sahneleriyle değil, şarkılarıyla da çok özel bir proje Kızılcık Şerbeti. 54. bölümde Kıvılcım ve Ömer'in ev buluşmasında ortaya çıkan eski plaklardan biri Erol Evgin'e aitti. Of, çok güzel şey. Bahar sabahı ay. Güneşle uyandın mı hiç? Bak sen. Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Ömer ve Kıvılcım o sahnede Erol Evgin klasiklerinden Bir ilkbahar sabahında düet yaptı. İçin sevinçle dolu uçuyorum sandın mı hiç? İçin sevinçle dolu uçuyorum sandın mı hiç? Geçen günlere yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Geçen günlere yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. O düet sahneye taşındı. Evrim Alasya'nın partneri ise bu kez şarkının gerçek sesi Erol Evgin'di. Geçen günlere muhteşem düet öncesi kuliste bir araya geldik Erol Evgin ve Evrim Alasya ile.
Erol Evgin, ünlü oyuncunun sahne yeteneğini bakın nasıl keşfetmiş. Ben Evrim Hanım'ı çok beğeniyorum sanatçı olarak. Birkaç yıl önce, 2 yıl oluyor mu? 2-3 yıl oluyordur, evet. Emre Kınay'la, 2-3 yıl önce Emre Kınay'la İki Bekar diye bir tiyatro oyununda izlemiştim. Çok heyecanlanmıştım. Çok muhteşem bir oyuncu. Doğru, sahnede çok müthişti. Sonra ertesi gün telefon edip tebrik ettim falan. Şimdi tabii Kızılcık Şerbeti'yle bütün Türkiye'nin çok sevdiği ve tanıdığı bir büyük yıldız oldu. Erol Evgin, Evri Malasya'nın çok iyi şarkı söylediğini de keşfetmiş. Güzel de şarkı söylediğini biliyorum. İnternetten görüyorum böyle bazen, değil mi, şeylerde. Gece eğlencelerinde, evet, falan. Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nde bir ilkbahar sabahını seslendirmişti. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Peki bu buluşma nasıl gerçekleşti? Ben telefon ettim, rica ettim. Kendisi de çok büyük bir samimiyetle kabul etti. Bu akşam burada sahnede beraber olacağız. Evri Malasya'dan mutlusu ve heyecanlısı yok konser öncesi. Vallahi inanın büyük şoktayım. Yani saçmalarsam şu an kusura bakmayın. Yani tabii ki Erol Evgin bir meslek hayatınızda sizin hayran olduğunuz bir sanatçı sizi arıyor ve sizinle bir şey yapmak istiyor. Yani bunun tarifi yok aslında, evet, gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir gece, benim için tarihi bir an olacak bu gece. Valla aklımın ucundan geçmeyecek bir şey yaşayacağım. Hep beraber göreceğiz neler, evet, olacak bakalım. Hayat ona sürekli şarkı söyletiyor son dönemde. Evrim Hanım İzmirliymiş. Bizim İzmir'de de bir konserimiz var. Evet. Belki o konserde de rica ederiz sizi. Erol Bey, ben oluruz. Buradan mikrofonu alır sahneden inmem bu akşam. Ben size söyleyeyim. Tamam, ne güzel. Ya da durmuyor karlar. Hayat bana sürekli gördüğünüz gibi şarkı söyletiyor. Ben güzel. Hani mesleğim gereği sahnede oyuncu söyleyebileceği kadar söylemesi gerekir. Hani kendi çapımda şarkı söylerim hep. Prova da çok iyiydi. Yani, söyleyeyim tabii. Ama hayat şu an beni sürekli böyle itiyor bir yerlere. Bakalım kısmet. Gelelim Kızılcık Şerbeti'ne. Sezon finali öncesi seyirci bombaları bekliyor. Biz dün finali çektik arkadaşlar. Birkaç günümüz daha kaldı. Tatile giriyoruz artık. Ondan sonra Eylül'de görüşürüz. Ömer ve Kıvılcım aşkını bir ayrılığın beklediği söylenebilir mi? Ömer'le Kıvılcım arasında bir ayrılık yaşanacak mı acaba? Bomba patlayacak artık, evet. Bomba patlayacak. Ve konser zamanı. Erol Evgin başlıyor konserine. Yeterim söyle canım, ister sen istemem. İster sen bitsin hayatım, anası yanarım. Erol Evgin, Evri Malasya'yı bakın nasıl takdim ediyor. Şimdi en son Kızılcık Şerbeti'nde. Tahmin edin bakalım. Evri Malasya. Unutulmaz düet başlıyor. Evri Malasya dizide Barış Kılıç'la seslendirdiği Bir İlkbahar Sabahı şarkısını bu kez Erol Evgin'le birlikte seslendiriyor. Öyleyse hiç sevmemiş.
Muhteşem Eser, Erol Evgin, Evrim Alasya düetiyle dinleyenleri mest ediyor. Şarkı biterken Evrim Alasya'nın yaşadığı mutluluk yüzüne yansıyor. Bir Kızılcık Şerbeti fanı olan Erol Evgin sahnede Evrim Alasya'ya sezon finalinde neler yaşanacağını soruyor. Ne olacak dizinin sonu? Sezon finali galiba. Evet, biz bitirdik, finalimizi çektik. Sürprizlerle dolu bir finalle seyircilerimiz sunumuna hazır. Çok güzel. Bu muhteşem gecenin hatırası Erol Evgin Evrim Alasya düeti oluyor. Show TV bu hafta uzun yıllardır özel röportaj vermeyen ünlü komedyen Tolga Çevik'le Denizli turuna çıktı ve çok samimi bir gezi gerçekleştirdi. İşte çok özel görüntülerle Tolga Çevik röportajı. Sahnede, sağanak yağmurda seyircisini güldürdü. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Sonra Show TV ile Denizli'de antik kenti ve Pamukkale'yi gezdi. Çok özlemişiz, öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi. Tolga Çevik'le çok özel Denizli turu ve çok özel itiraflar. Sahnede nasıl böbrek taşı düşürdü? Taş düşürdüm sahnede. İlk kez açıkladı. Sahnelerden emekli mi olacak? Var mı hiç böyle konulan koyduğunuz bir sene? Ve Tolga Çevik'in Show TV ile birlikte Denizli'deki antik tiyatroya ulaşmak üzere zirveye çıktığı anlar. Sizin için olmasa kimin için? Doğaçlama komedinin kralı Tolga Çevik'le. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bu beyinde hipokampa lepantakomelos adındaki. Neyi anladın mı dediğimi? Yıllar sonra yapılmış ilk özel röportaj geliyor ve aile hayatına dair çok özel açıklamalar. 10. dakika falan, tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. O doğaçlama komedinin zirvesindeki oyuncusu. O binlerce kez sahneye çıkıp milyonları güldürmüş bir sahne adamı. O komedi dükkanının komik esnafı, o şov dünyasının büyük yıldızı. Üşüyorum ben. Hayır, üşüyorum. Tipik kadın işte. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konuğu Tolga Çevik. Tolga Çevik'le Denizli'deki antik kentteki gezintimize geçmeden önce ünlü komedyenin gösterisine uzanıyoruz. Denizli'de yağan sağanak yağmur bile kapalı giçi oynayan Tolga Çevik ve seyircisini durduramadı. Harika gösteriden bir gün sonra Denizli'de Pamukkale'nin hemen yanındaki Hierapolis Antik Kenti'nde aldık soluğu. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu sabah sizlere Denizli'den günaydın diyorum ve Hierapolis Antik Şehri'ndeyiz. Sevgili Tolga Çevik'le birlikte. Merhabalar efendim. Çok özlemişiz, öncelikle onu söyleyeyim. Yıllar sonra bir araya geldik. Öyle vallahi, kaç sene oldu değil mi? Söylemiyorum artık. Kaç senedir özel röportaj vermiyorsunuz, onu bir sorayım.
Bayağı oldu. Senesini bilmiyorum da çok oldu ya. Gençtik o zamanlar. Ya ben gençtim yani. Bir 10 senesi var. Rahat, rahat var. Sohbetimize bir gece önce sağanak yağmurda yaptığı gösteriyi sorarak başlıyoruz. Yağmur başladı ikinci bölümde. Ona rağmen seyirciler hiçbiri... Evet, seyircilerimiz çok kıymetli ya maşallah. Yani bu bizim kaçı Denizli'ye her iki gelişimizden birinde mutlaka yağmura yakalanırız. Hiçbirisi de o auditoriumdan kalkıp gitmezler. Yağmurun altında hep beraber. Dün de öyle bir gündü. Çok güzeldi valla. Şahit olmanıza çok sevindim yani. Evet. Hocam, emin miyiz? Evet. Seyirci gitmediği sürece biz oynarız. Antik çağlardan kalma bir kentte olunca sohbette öyle gelişiyor. Antik çağlarda birinin hayatını yaşayacak olsanız geçmiş dönemde bu kim olurdu? Yani biri derken olan biri mi olmayan mı? Zeus'u çok isterdim yani. Çok tatlı birine benziyor. Bir de böyle güçlü müçlü. Zeus olmak isterdim yani. Turnelerin adamı o. Gezmediği şehir, sahneye çıkmadığı yer kalmadı. Dünkü oyun kaçıncı gösteriydi? 2857 idi. Çok ciddi bir rakam. Evet, evet. Yani ben de hala inanamıyorum da. Çünkü çok kıymetli, rahmetli bir köşe yazarımız ilk senesinde bana sormuştu bunu. Ya tamam böyle doğaçlama da ne kadar devam edebilirsin sence dedi. Biraz da müstehsi sordu. Ben dedim kafamda böyle bir 4 senelik böyle bir şey var dedim. İşte bu sene 18. sene. O yüzden ilk sormuş beni de biraz gaza getirdi yani. Müzikte Tarkan neyse tiyatroda Tolga Çevik o. Dışındaki turnelerde de sold out yapan Türkiye'de 2 tane sanatçı var. Öyle mi? Biri müzisyen olarak Tarkan, diğeri sizsiniz. Estağfurullah, eksik olmasınlar. Ya ne güzel, bunları duymak hoşuma gidiyor vallahi. Sold out lafı da biraz ürkütüyor beni. Kapalı gişe diyelim açık. Yok ya, o anlamda değil. Yani ürkütücü bir şey. Çünkü insana bir sonraki için çok acayip bir görev yüklüyor ya. Bir sonrakinde mahcup olur muyum? Bir sonrakinde öyle olur mu? Satıldı, hepsi bitti ama mutlular mı? Yani o kısmı beni çok ilgilendiriyor. Ben biraz o kısma ilgileniyorum. O kesin bence. Ay ne güzel, öyleyse ya süper canım. 3000'e yakın gösteriye çıkınca anılar da birikmiş haliyle. Bir gösteride başınıza gelen seyircinin fark etmediği böyle bir durum oldu mu? 2000 eva olmaz mı? Daha çok oldu da bir tanesini gerçekten aynada kendimi öptüm sonra yani. Hakikaten öptüm. 2016 idi yanlış hatırlamıyorsam. 2015 veya 2016 taş düşürdüm sahnede. Gerçekten mi? Zaten bekliyordum. Sahneye denk geldi. Hemen perdenin arkasına, hocam bir dakika deyip perdenin arkasına ilacım vardı. Onu halledip sahneye devam ettim. Biraz ağrılı oldu ama o seyirci onu bilmiyor, anlamadı da. Ne yapıyorsun? Film seyrediyorum. Ya sen adam önünde arabayı kaydırarak gitti. Tamam da DVD'yi yarın iade edeceğim. Arkadaşım! Olur ya, bir güvenlik ol lütfen. Güvenlik işte, DVD'nin evet. Güvenliği bana soruluyor. Ama öyle bir komedi insanı ki o, sahnede taş düşürmesini bile espri sanmış seyircisi. Hep böyle şakalı, eğlenceli bir şey olduğu için ne yapsam o bilerek yapıyor zannediyorlar. Başka çantanız yok mu? Bu senin özel çantan mı? Neler var içinde? Evet, çantanı sağ elinde tut, sol elinde gözüksün. Antik kenti gezmeye devam ediyoruz Tolga Çevik'le. Burayı diyorum, burası da herhalde büyük ihtimal o zamanların bakkalı. Bak. Mini. Tam küçük eniştenin sığacağı kadar bir yer var zaten. Enteresan bir soru geliyor şimdi Ömür Sabuncuoğlu'ndan. Sizin hayatınızın bir bölümü tiyatroya uyarlanacak olsa bu hangi bölüm olurdu? Güzel soruymuş. Herhalde akademideki yıllarım olurdu ya. Yalnız başıma kaldım. Maceranın kralını yaşadığım yıllar olabilirdi yani. Yalnızlık ve macera bir yerde. O yıllar garip olabilirdi yani. Amerika'daki öğrencilik yılları komik ama acıklı. Zor, acıklı yıllardı yani uzakta olmak. Çünkü 19 yaşında falan, evet. Biraz acıklıydı böyle filmlerde görünce insanların hoşuna gidiyor da. Çünkü şimdi artık görüntülü görüşmeler var, onlar var, mesajlaşmalar, o zamanlar onlar yoktu. Hı hı. Yani birisini özlediğiniz zaman saat farkını hesaplıyordunuz, gece 12'de telefon başına oturuyordunuz. Kaç dakika konuşursam kaç dolar tutar diye hesap yapıyordunuz. Benim bundan sonra kiraya param kalacak falan. Onlar biraz maceralı yıllardı yani, o yıllar olsun isterdim. Yeni nesil komedyenlere gülüyor, gençleri seviyor. Kayınbiraderi Cem Yılmaz da dahil olmak üzere eskilerden kimlere gülüyor? Eskiler artık emekli oluyoruz ya.
eskiden birbirimize artık biz gülmüyoruz. Çünkü o şey yaptığımız şakanın arkasındaki acı gerçekleri bildiğimiz için yani o şakanın ne yorgunluklarla şaka haline geldiğini gülmekten çok evet çok doğru. İşte orayı kimse bilmez falan diye geçiriyoruz hayatı yani. Dönemin esprileri yani sizlerin yaptığı espriler daha kaliteli. Espriden ziyade bizimkiler durum komedisi ya. Durum komedisi de kolay kolay ölen bir şey değil. Çünkü o durum bu topraklarda hep komik. Çünkü hep acıklı. Dolayısıyla onların pek tarihi geçmiyor. O yüzden ben de zaten bu kurduğum şeyi onun üstüne kurdum. Yani durum komik. Biz bir şaka yapmıyoruz sahnede. Olaylar komik. Ne kadar saçma olursa o kadar komik oluyor bizim için. Dövmeleri dikkat çekici. Dövmeler eski mi? Dövmeler eski, yeni, karışık. En son ne zaman yaptırdınız? En son bir sene oldu. Emekli olduktan sonra Özge ile ben. Gerçekten. Yani herhalde böyle olmuyor. Çok çalışıyorum, şu banka almaya çalışıyorum şimdi. Sahi, bir gün emekli olmayı düşünür mü sahneden? Var mı hiç böyle konulan, koyduğunuz bir sene, şu senede birazcık yavaşlatacağım işleri? Ya işte aslında o önümüzdeki bir sene artık onun senesi. Gerçekten biraz, mi? Evet. Çok erken değil mi daha? Biraz yavaşlatacağım canım, o kadar da değil. Yani bir anda zaten... Hani şey vardır ya, bizim gibi insanlar çalışmayı bırakınca ölürler. O yüzden evet. Biz çok duramayız yani. Bir de ben durduğum zaman da gıcık bir adam oluyorum. Özge de durmama izin vermez. Ama biraz rölantiye alacağım. Gençler geliyor bilmem ne. Biraz artık bizim gibi morukların kenara çekilmesi, gençlerin kaşar adım devam etmesi lazım. Tolga Çevik ve Show TV'nin Denizli'deki antik kent turu devam ediyor. Sıra zirveye tırmanmakta. Tiyatroya çıkmak için aşağıdan itibaren yürümeye başladık. Evet. Seyircilerimize gösterelim. Lütfen görün. Dün gece sahnedeydim. Böyle dinleniyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten. Memnun oldum. Lütfen. Sizin için olmasa kimin için? Vallahi nefesim falan da açıldı. Kondisyonumuz güzel mi? Güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel oldu. İyi oldu ya. Böyle ara ara antik hareketler yapmak lazım yani. Mesleğinde çıktığı zirveyi tırmanırken çok badireler atlatan Tolga Çevik şimdi de tiyatro zirvesine bizimle çıkıyor. Adam tiyatroyu nereye kurmuş ya? Demek ki o zaman imar işleri daha kolay. Sizin mekanınıza geldik. Estağfurullah. Er Meydanı Tiyatro. Evet. Muhteşem değil mi? Çok güzelmiş. Ben burayı bilmiyordum. Müthiş bir yermiş yani. Ya çok acayip bir fizik ve akustik bilgileri var. Deliriyorum hakikaten yani. Nereden sen bu rüzgarı hesapladın da o sesi taşıyacak diye, inanılmaz bir şey ya. Denizli turumuza devam ediyoruz. Şimdi de Pamukkale'deyiz. Çocuktum buraya en son geldiğimde. Yalan söylemeyeyim yani. Benim de bir 20 sene oldu galiba. İşte benim de çocuk dediğim zaten şu an 27 olduğum için. Bayağı çocukluğuma giderken. Okula, tabii. O gün gitmedim, buraya geldik. Pamukkale ona anılarını hatırlatıyor. İlk doğaçlamasını 13 yaşında yapmış ve o gün karar vermiş komedyen olmaya. Çocukluğunuzda yaptığınız ilk doğaçlama neydi, hatırlıyor musunuz? Vallahi şey... La Chante Mikantare'yi sınıfta söylemek. O doğaçlama değil, tamamen sallamaydı gerçi ama ilk onunla başladı. Sonra baktım ki kimse anlamadı ve dinliyorlar. Devam edebilirim ben diye. İlkokul hayatımda başladı o işler. 13 yaşında yaşadığı bir olayı hatırlatıyoruz Tolga Çevik'e. Elinize bir kalem alıp, kağıt alıp bir not yazmışsınız. Ve o notu annenize vermişsiniz. Hmm. O notta ne yazıyordu? Teksir kağıdıydı, böyle yarım sayfa. Bir gün herkes beni tanıyacak yazmıştım oraya. İşte onu 13 yaşında yazmıştım, evet. Onu da annem odada bulup saklamış herhalde. Sonra 5-6 sene önce getirdi, bana gösterdi. Ne kadar kıymetli. Ha, çok. Kasada duruyor. O kadar, yemin ediyorum. Bir kasa koyduk orada, ona bir şey olmaz diye. Çünkü hakikaten tarih atmışım, imzalamışım. Güzel söyleşi. İşte o yaşta insan böyle bir umutlara bağlanıyor. Bir şeylere inanmak istiyor. Birileri ona sahip çıksın istiyor falan. Tam o dönemler yani. Keyifli Denizli turumuzun sonunda leziz Ege yemeklerinin tadına bakmadan olmaz. Evet, gezintimizin finalini harika bir Ege mutfağıyla yapalım dedim. Hadi bakalım. Kale biber çorbamız var. Evet. Ege otlarıyla mücverimiz var. Ve bakla salatamız var. Aa, salata çok fena duruyor. Hepsi güzel de evet, salata. Mutfakta iyi misinizdir? Mutfaktan çıkarken daha iyiyim. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum.
Evde Özge Hanım mı yapar, yemekleri siz mi? Yani ben yapmayı seviyorum. O da izin veriyor sağ olsun bana. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik'le 20 yıldır mutlu bir evliliği var. Siz evlendiniz. Kaç yıl oldu? 20. yılımız. 23 yıldır birlikteyiz. 20. Eylül'de 20 yıllık evli olacağız. Evlenmeyi istedik. Zaten çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk. Merak edilen evliliğine dair samimi açıklamalar yapıyor Tolga Çevik. Ha, biz hiç tartışmıyor muyuz? Tartışılmayan ilişki yalan bir ilişkidir. Öyle bir şey olmaz, mümkün değil. İki yabancının bir araya böyle bir şey kurup gelmesi zaten bir mucize. Ama istek ya, gönülden istemek. Evet bu. Yani dünyada 7 milyar insan var ama onunla beraber çok gülüyorum ve çok eğleniyorum dediğiniz zaman o zaten güzel bir başlangıç oluyor bence. Özge Hanım'la görüştüklerinin 10. dakikasında evlenmeye karar verdiklerini biliyor musunuz? Görür görmez Özge Hanım'a biz sizin... Aa öyle öyle. 10. dakika falan tabii 10. dakikası falan. Yani tanıştık. Biz galiba seninle evleneceğiz dedim. Biliyorum dedi o da. Bu masalsı evlilikten iki pırlanta dünyaya geldi. Oğlu Tan ve kızı Tuna babalarının izinde. Oğlum şimdi 19 oluyor, kızım 18 oluyor. Oğlan zaten komiktir. Kız hem komik hem de onun yazma tarafı da var. Çok da iyi yazar. Komik de yazar. Var var canım. Yeni jenerasyon bizden de daha kalifiye ve dolu geliyor. Onlar çok daha her şeyi görerek büyüdükleri için. Yani bize böyle... Bize sevgi ve hayranlık duymanın dışında etrafla bizi karşılaştırıp bu daha mı doğru, bu daha mı iyi bilerek geliyorlar, daha cin gibiler yani. Harika. Daha şanslı. Harika. Bu keyifli sohbet için Tolga Çevik'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum ve herkese buradan iyi pazarlar dileyelim. Görüşmek üzere. Yani siz göreceksiniz, ben bir daha yokum. Show TV'nin zirvedeki dizisi Sandık Kokusu'nda bu hafta nefesler tutuldu. İşte sevilen dizinin son bölümünde yaşananlar. Sandık Kokusu'nda heyecan dolu hafta. Anne seni çok özledim. Çocuklarını göremeyen Karsu nasıl bir çözüm buldu? Hasan Ağa ve Filiz Hanım arasındaki aşk nasıl resmen başladı? Kıssadan ise Filiz Hanım, kaderden kaçtım diyor. Bu kader ne olursa olsun. Ve Karsu'nun yaşadığı büyük şok ne? Sandık Kokusu'nun son bölümünde Karsu çocuklarının okullarının değiştiğini öğrendi. Şu anda yasak olan hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum, içeri girmeye çalışmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum, sadece teneffüs olmasını bekliyorum ki çocuklarımı uzaktan görebileyim. Göremezsiniz çünkü zaten burada değiller. Nasıl? Nasıl burada değiller? Babaları kayıtlarını başka bir okula aldırdı. Ne zaman oldu bu ya? Benim hiç haberim yok böyle bir şeyden. Hangi okula aldırdı? Bilmiyorum. Tabii ki de biliyorsunuz, bana söylemiyorsunuz. Karsu Hanım, bilmiyorum. Durumunuz için de çok üzgünüm ama beni de zor durumda bırakıyorsunuz. Hanım, üzgün falan değilsiniz. Siz üzgün falan değilsiniz. Hiç kendinizi kandırmayın. Sürekli bana bunu söyleyip duruyorsunuz. Üzgün falan değilsiniz, lütfen ya. Öf. Sen nasıl bana sormadan çocukların okulunu değiştirebilirsin? Madem ben sana haber vermedim, senin nereden haberin oldu? Dur. Sen okula mı gittin yine ya? Ya Karsu bak, yemin ederim seni içeri attırırım. Reha, kes boş konuşmayı. Sen çocukların okulunu değiştirmeden önce bana sormalıydın. Bana haber vermeliydin. Bak, eski okul müdürü zırt pırt okula gittiğini söylüyor bana. Sen benim çocuklarımın psikolojisini bozamazsın Karsu. Anladın mı? Duyuyor musun beni? Ayrıca velayet ben de istediğimi yaparım ya. Yeni okul nerede ve adı ne? Sana ne? Ya senin çocukların görüş günün geldi mi? Duyamıyorum. Gelmedi değil mi? O zaman görüş gününü bekleyeceksin. Bir daha benden hesap sorar gibi benimle konuşma. Atilla'nın gidişinden sonra boşalan kafeyi Hasan Ağa, Filiz Hanım'a emanet etti. Gelin bu kafeyi çalıştır. Nasıl yani? Atilla yok. İşte Ömer burada. Geçin başına. Siz öyle tuttuğunu koparan, ne yaptığını bilen bir kadınsınız. Yani yaparım yapmasına. Ondan eminim tabii de. Tamam. Geçin başına. Burası sizin. Alın. İstediğiniz yeniliği yapın.
Yani ama ayrıcalık istemem. Ayrıcalık diye bir şey yok. Ben mal sahibiyim. Siz de burada işletmeci olacaksınız. Kar ortaklığı böyle. Yani ha bir de gelin bir deneyin. Ben de öyle sizi burada zorla tutacak halim yok. Hasan Ağa, Filiz Hanım ve Karsu arasındaki buzlar eriyordu. Çocuklarını görmek için Hasan Ağa'dan yardım istedi Karsu. Belki Atilla'nın gidişinden dolayı beni sorumlu tutuyorsunuzdur. Yok canım, hayır. Yani senin hiçbir alakan olmadığını ben biliyorum. Kaldı ki insan başına gelenlerden de aldığı kararlardan da kendisi sorumludur. Şimdi yani hiçbir insana zorla bir şey yaptıramazsınız. Burada bir tane kabahatli biri varsa o da ben. Biliyorsunuz Reha mahkeme kararıyla çocukların velayetini benden aldı. Ama ben onları uzaktan da olsa bir görmek istiyorum çocukları. Fakat siteden taşınmışlar. Göremedim sitede hiç. Nereye taşındıklarını da bilmiyorum. Okulda görürüm diyordum uzaktan ama okulu da değiştirmiş. Anlayacağınız böyle elim kolum bağlı çaresiz kala kaldım. Evet, ev adresi var bizde zaten. Nasıl? Ev adresini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Nasıl yani? Ya nereden biliyorsunuz? Bu Atilla, o Reha ile konuştuk, böyle bir arayı düzeltmeye falan düşünüyordu da. O ara işte elimize geçti, temin ettik. İsterseniz bu çocukları alıp bunları da kapınıza getirtebiliriz yani. Ha, yok yok, ona gerek yok. Ev adresini vermeniz yeterli bize. Peki, siz ne deseniz? Karsu, ben biliyorum benden fazla haz etmiyorsun ama bir ihtiyacın olduğu zaman kapım açık hepinize. Gelirsin, ne ihtiyacın varsa elimizden geleni yaparız. Karsu çocuklarını uzaktan gördü ve Hasan Ağa'dan çocukların okudukları okulda işe girmek için yardım istedi. Evden onları okula kadar takip ettim. Okulu da öğrenmiş oldum ama içeriye girmem imkansız. Okul bir kale gibi. Ben de düşündüm ki eğer oraya çalışan olarak girebilirsem hem çocukları her gün görürüm hem de bir işim olur. Çalışan olarak? Evet, ne iş olursa. Karsu, bundan annenin haberi var mı? Hayır, yok. Ben bu fikir aklıma gelince hemen buraya geldim. Ha. Tabii. İyi ettin, ben de gurur duydum da ama... Hasan Bey, benim şu an tek derdim çocuklarımı görmek. İnanın annemin izni umurumda değil. Bu benim meselem. Karsu planlarını devreye sokarken Reha ile karşılaştı. Kıracaktın izini, çocuklarınla beraber evinde oturacaktın. Ama sen kendini bir halt zannettin, böyle kala kaldın işte. Sen ne aciz bir adammışsın ya. Üzülüyorum sana gerçekten. Ha. Çocuklarının annesinin üzüntüsünden, acısından keyif alan böyle gevrek gevrek gülen bir insansın. Yapma bunu ya. Ama sana kötü bir haberim var ya. Neymiş o? Yapacak hamlen kalmadı. Kötülüğün zirvesini gördün. Hı. Beni çocuklarımdan ayırmam dünyanın sonuydu ve oldu. Başka ne yapabilirsin ki? Hiç. Koskoca bir hiç. Her şeyi yaptın ama beni öldüremedin. Sadece yaralı bıraktın. O yüzden bundan sonrasını sen düşün bence. O işler öyle kolay olmuyor Karsu Hanım. Ay anca mı verecek bir cevap bulabildin? Kıt akıllı. Kıt akıllı mı? Zekasıyla anılan bir insanım ben. Beni beğenmeyene bak. Karsu'nun çocukları annelerinden uzakta üvey anne kabusu yaşamaya başladı. Yeter be. Ya siz ne laftan anlamaz şeylermişsiniz ya. Gidin odanıza hemen. Var mı bir şey? Bana bak. Cevap verme bana, koparırım o dili. Hemen odanıza. Hemen yürüyün. Oraya neden tavşan ormanı diyorlar acaba? Yatıp uyuyun. Yoksa çok fena olur bak ha. 10 dakika sonra gelip kontrol edeceğim ona göre. Deniz, baydır ama ya. Ne var ağlanacak?
Dayak yedin sanki. Annemi istiyorum. Senden nefret ediyorum. Yok anne falan. Böyle yapmaya devam edersen de hiç olmayacak. Ne yaptın sen? Ben annemi istiyorum. Seni değil. Ne yaptın? Deniz! Bana bak. Böyle yapmaya devam edersen sokağa atarım seni. Duydun mu? Nefret ediyorum senden. Çöplüğe atarım, çöpçülere veririm seni. Ah! Anne ne diyor bu çocuk? Reha'cığım, Deniz'in biraz terbiyeye ihtiyacı var. Dün yaramazlık yaptılar. Ben de birazcık kızdım. Birinin kızması gerekiyor ama değil mi? Karsu o kadar şımartmış ki. Bize bağırdın. Size bağırdıysa ben niye duymadım? Hı? Söyleyin bakalım. Madem çok bağırmışım size, Tılsım niye duymamış? Reha'cığım, ben çocuklara annelik yapacaksam tam yetki isterim. Hayır, dün olanları bir bilseydin çok üzülürdün yani. Hele Deniz'in yaptıklarını anlatmıyorum bile. Deniz oğlum, ne yaptın Hande ablana? Bir şey yapmadım. Bana tükürdü. Ne? Ya. Ne? Denizciğim, Hande ablana öyle davranamazsın. Bak o sizi çok seviyor, sizinle ilgileniyor oğlum. Ben neler çekiyorum bir bilsen. Bu ne ki? Sen üzülürsün diye sana söyleyemiyorum. Denizciğim, hadi bak Hande ablan üzülecek, bir kalk özür dile oğlum hadi. Deniz'ciğim lütfen hadi beni kırma. Hadi benim olsun gel. Gel koçum. Oy. Koş bir özür dile, bir öpücük ver bakayım. Özür dilerim. Oo canım. Canım. Karsu çocukların özel okullarında işe girdi ve çocuklarına kavuştu. Anne. Canım. Tamam ben. İyi misin? İyiyim. Anne, bu halin ne? Ben burada çalışmaya başladım. Yemekhanedeyim. Yemekçi mi oldun? Evet, böylelikle her gün sizi görebileceğim. Ama bundan kimsenin haberi olmamalı, tamam mı canım? Özellikle de babanın, tamam mı canım? Anladın değil mi beni? Tamam, anladım. Zaten annem olduğunu kimseye söyleyemem. Tamam canım, söyle. Deniz kaçıncı katta? Zeminde 1C ama anne benim gitmem gerek. Tamam canım, tamam. Tabii, şimdi. Yemekhanede görüşeceğiz sen. Tamam. Anne. Canım. Anne. Canım benim. Anne. Anne. Anne seni çok özledim. Bak da seni. Oy. Anne. İyi misin? Değilim. Ben de seninle eve geleyim lütfen. İnan bana o günler gelecek, tekrar birlikte olacağız ama hemen değil. Neden hemen değil? Hemen olsun. Hemen olamaz Deniz. Ama inan bana elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tekrar birlikte olacağız. Kavuşacağız, tamam mı? Tamam. Buzları eriten Hasan ve Filiz aşkı resmiyete kavuştu. Kıssadan ise Filiz Hanım, kaderden kaçınılıyor. Bu kader ne olursa olsun yaşanan yaşanıyor yani. Öyle yani. Mesela bunu kimse bunun önüne geçemiyor. Evet. Ve Karsu'nun şok yaşadığı final sahnesi. Yuvada düşen çocuğun kızı Selin olduğunu öğrendi Karsu. Yeni gelen 3 çocuğu gördün mü? Evet ya, gördüm. Hallerine çok üzüldüm. Annelerini de göremiyorlarmış. Velayeti babalarına verdiklerine göre kesin annesi bir şeyler yapmıştır. Doğru söylüyorsun. Hadi biri büyük de diğer ikisi küçük. Biri de yuvadaymış. Gerçekten çok yazık. Ben tuvalete gidip geliyorum. Ha, git git. Yuvada bir çocuk düşmüş. Ne? Ben hemen oraya geçiyorum. Murat Bey'e haber ver. Tamam. Ne olmuş? Yuvada bir çocuk mu düşmüş? İşine bak. Ambulans aradınız mı? Tamam. Allah'ım lütfen Selin olmaz. Allah'ım lütfen Selin olmaz.
Şey, düşen bir çocuğun adını öğrendiniz mi? Öğrenebildiniz mi? Kimmiş düşen çocuk? Umarım bir şey yoktur. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta yine ekranların en kaliteli magazin programları Cumartesi sürprizi ve Pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize harika hafta sonları.